Evet, sevgili izleyenler, hepinize iyi akşamlar diyelim. Bugün 39. gün evlerimizdeyiz. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla korona-19 virüsünün bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de alınan tedbirler bizi artık bir şekilde evlerimizden yayın yapma noktasına getirdi. Dolayısıyla bu akşam da ikincisini gerçekleştiriyoruz. Gazeteci arkadaşlarımla birlikte Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcıoğlu'na sorularımızı soracağız. Bir hattımızda evinde sevgili Serhat İncili var. Sevgili Harun Denizkan da yine kendi evinde. Ve bakanımız, Maliye Bakanımız Olgun Amcıoğlu da kendi evinde. Bizden taraf iyi akşamlar diyelim. Arkadaşlarımızın da sesini duyalım ve başlayalım. Evet, herkese iyi akşamlar. Sayın Bakanım, iyi Herkese iyi akşamlar. akşamlar Dilek Hanım, Harun Bey, Serhat. Sevgili İyi Serhat, akşamlar hepinize. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Bakanım, bugün yoğun bir gün geçti tabii ki. Meclis vardı bugün, koronavirüsle ilgili hükümet bir anlamda meclisi muhalefet partilerini bilgilendirmiş oldu. İşte birazcık dinledik ama bugün akşam saatlerinde az önce Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli'nin yaptığı açıklamada 317 test yapıldı. Maalesef pozitif vakaya rastlamadık dedi. Bu kadar eleştiri mi alıyorsunuz ki pozitif vaka olmadığında insanlar tepki mi koyuyorlar? Yok, orada Latife yorgunluğum adına ben de seyrettim canlı olarak. Yani yayın olduğu için eve erken gelip takip ediyordum canlı olarak meclisi. Ali Pilli her zamanki sevecenliğiyle bir Latife yapmıştır zaten ilk orada. Evet. Bütün gündür belki de gün boyunca muhalefet özellikle bu konulardaki her ne kadar siyaset yapmayacağız dese de bol bol eleştirilerini yaptılar. İhtiyacımız da yok muydu? Evet vardı. Çünkü belki de bir şeyleri kendi pencerenizden, perspektifinizden baktığınızda göremezsiniz. Yorgun bir şeyleri gözden kaçırabilirsiniz. Evet, orada biz COVID-19'la mücadele etmenin yollarının içerisinde olan taşlı topraklı yerleri gösterdi muhalefet. Belki biraz bizi acımasızca eleştirdiği birkaç tanesi ama genelinde tümü iyi niyetiyle aynı bizim gibi gayelerini ortaya koydu. Ben de şahsen teşekkür ettim tümüne de. Gerçekten dönemden geçiyoruz. Hep bunları ifade ediyorum. Bunları işte samimiyetle söylüyorum. Burada herhangi bir siyasetin penceresinden bakarak yani ya da birilerinin albenisiyle bu sorunu çözme gibi şansımız yok. İlla ki birlikte olmak lazım. Bir o müşterekte buluşmak lazım. Müşterekte halkın sağlığıysa öncelik olarak. Bu noktada atılması gereken adımları yetkin ve uzman kişilerin gösterdiği şekilde öneriyle yorumlarsanız elbette ki bu süreçte birlikteliğe ve bu konuda yanlışlara da eleştiriler. Evet, yani işte hem ekonomik anlamda hem mali anlamda hem sağlık anlamında altyapı anlamında eksiklikler ve gelecekle ilgili kaygılar dile getirildi kürsüden değerli milletvekilleri ve siyasi parti mensupları tarafından. Ben dikkatle dinledim. 21. sözcü olarak kürsüye çıktım. Saat 12'ye çeyrek kala başlamıştı oturum. 21. sözcü olarak söz aldığımda tek şunu söyledim cümle olarak esasında. Maliye bugüne kadar kimse teşekkür etmedi. Maliyenin bütün dairelerine. Ben de şunu söyledim. Eğer Maliye Bakanlığı o gün kapılarını kapatmış olsaydı, COVID-19'a mücadele kapsamında evimize gidiyoruz deyip kalemimi bırakıp kapıları kapatmış olsaydı bu ülkenin can damarları tıkanmış olurdu. Bütün kapıları kapanmış olurdu diyordum kendi kendine. Ve ondan sonra teşekkürümü edip hepsinden soruları varsa soruları bekledikten sonra aşağı indim. Tabii görünen o ki bu soru geçiyor. Yani bırakın siyaset veya işte muhalefet veya birilerinin sizden eleştirmesini. Önümüzde bence ki aynen Slavsor da bunu ifade etti. Bu süreç 1,5-2 yıl devam edecek dedi. İyileşme ve normalleşme süreci. Katılıyorum aynen ben de. Çünkü dünyadaki otoriteler bu konuyla ilgili öngörülerini ortaya koyarken bunun birkaç günlük bir serüven veya birkaç günlük bir bulaşı olmadığını özellikle üzerine basa basa söylüyorlar. Biz de bunu izliyoruz, görüyoruz. Ne kadar da uzmanlığınız, yetkinliğiniz yoksa bir birey olarak dikkatle izliyoruz ki
genelde bu noktada bütün ülkelerin ve bütün dünyanın ve dünyası alıyor bütün ülkeler örtüyor. Serüven mesela bir süreç olmayacak. Her iki tarafa her ülkenin kendine göre öngörüleri vardır ama en az bir yıllık bir süreçten bahsediyor ülkelerin tamamı. Bugün dedi ki ta ki aşı bulununcaya kadar dedi. Bu sıkıntı devam edecek gidecek dedi. Ama aşının da bulunmasıyla ilgili iki yıllık bir süreç ki ben de ona kadar ne kadar da yere bu konuda uzmanlığım olmasın. Zaten Sayın Bakan bilgiler aynı havuzda toplanıyor. Yani Amerika'da Trump'ın söylediği açıklamayla Çin'deki ne bileyim Wuhan'dan çıkan bir açıklama aynı havuzda birikiyor ve bütün dünya insanları o havuzdaki bilgilerle hareket ediyor. Dolayısıyla yani hepimiz aynı bilgiler doğrultusunda kararlar üretiliyor. Ben bir soruyla başlayayım ve arkadaşlara sözü vereyim. Yani baktığımızda bizde tabii ki vaka Allah korusun inşallah çoğalmaz. Ama baktığımızda bütün dünyada işte binlerce ölümler var. Hala daha devam ediyor. Yani günde 400-500, Amerika hala 1500 tane günlük ölüm sayısı olarak veriyor. Geçtiğimiz günlerde bu çok çok daha fazlaydı. İşte İspanya'sı, İtalya'sı, İngiltere'si çok yüksek ölümler hala devam ediyor. Ama 2 Mayıs'tan itibaren bir açılma noktasına geliyorlar. Planlar, denetimli açılmalar, projeler ortaya koyuyorlar. Biz Allah'a şükür o noktada değiliz vaka sayısı olarak da. Ve bugün 39. gün ve bizde gerçekten çok ciddi anlamda bir tedbir var, izolasyon var. Hepimiz evimizde geçirdik. Bütün dükkanlar, mağazalar kapalı. Bunun bir ekonomik yönü var. Ama Türkiye'ye baktığınızda mağazalar, dükkanlar açık. O şekilde bir tedbir alındı. Bu Nisan sonu itibarıyla hükümetin tavrı ne olacak? Yani bir denetimli açılım konusunda kesin bir noktaya geldiniz mi? Yani açılacak mı piyasa artık? İnsanlar çünkü bu işin bir de psikolojik tarafı var, ekonomik tarafı var. Eninde sonunda siz de söylüyorsunuz bu bir günlük, iki günlük, üç aylık, beş aylık bir olay değil. Madem ki bu sürecek bir yıl daha bu bizimle ya da iki yıl daha bilemeyiz. Ama bu denetimli, tedbirli bir şekilde açılmayı artık öğrenmemiz lazım ki 39 günden beri bunu marketlerde, bankalarda, eczanelerde zaten yaşıyoruz. Tedbirli yaşamayı öğrendik. Yani artık bu konuda tedbirli bir şekilde açılma noktasına geldi mi hükümet? Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Tabii ki bir Maliye Bakanı olarak şunu ifade etmek isterim ki önceliğim sırasıyla Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda ticaret kapılarının tek tek açılması bırakın iş boyutunu, mali boyutunu, insanların psikolojisine, insanımızın psikolojilerinin de normalleşme sürecine başlayabilmesi, bu şansı elde edebilmesi. Ama bunu söylediği olan ta başından beridir. İdare eden sanırım ve bilim kurulunun neticesinde atılan adımların paralelinde yine hareket edeceğiz. Yani günün sonunda Nisan sonuna kadar testlerin artırılmasıyla ilgili bir öngörü var. Zaten bugün de görüyorsun işte 350'ye yakın test yapılmış. Ve öngörü ile 350-400 civarındaki testlerin kabul görebileceği noktasında ve bu Mayıs ayı başına kadar açılabilme sürecine kadar istenilen bir test başlanıp sonra tabii yine bir de özellikle Sağlık Bakanı alacak kullarımıza bir zorlama. Hem devlet tarafında hem özel sektör tarafında. Çünkü şunu da söylüyor otoriteler, Dünya Sağlık Örgütü, siz bu virüsü yaşamaya alışacaksınız diyor. Bütün dünya insanlar. Bu virüs süresini yaşamaya alışırken de hijyene ve tedbirli yaşamaya alışacaksınız diyor. Ta ki aşısı bulunana kadar. Elinize köprüsün altının üstünde getirmekle bu sürecin içinden çıkamazsınız diyor. Doğrudur yani Nisan ayında da kapanırız. Nisan ayından sonra Mayıs ayında inşallah kapılarımızı açarız. Açamazsak da Nisan Mayıs ayından sonra yani düşünmek bile istemem yani bulaşı inşallah çok üst seviyelere çıkmadan Mayıs ayının içerisinde peyderpey sektörlerin kapılarını istediğimiz şekilde açma erkine sahip olabiliriz. Çünkü
Yine söylüyorum, işin parasal boyutundan, finansman boyutundan da daha öteye, insanlarımızın, bu sizin de ifade ettiğiniz gibi 39 gün, ki bana daha önce ofla pulla telefon açtınız, usandık dediniz, evde kapalı kaldık dediniz, yeter artık dediniz. Evet, insanlarımızın psikolojileri bu noktada, ama insanlarımızın sağlığı için alınan kararlardan bahsediyoruz. Sağlığının devamında ileriki günlerde bir bulaşığı kazasına uğramaması için atılan adımlar neticesinde bu sıkıntıları yaşadığımız üzere özellikle hükümet edenlerin üzerine işte bu sektör açılmıyor. Neden bu sektörün hijyen kurallarını ve tedbirler alındıktan sonra ticari hayatla buluşulmasına müsaade edilmiyor diye. Bizim gözümüz Bilim Kurulu'nda ve Sağlık Bakanlığı'nda. Onların onayı olmadan bu sorumluluğun altına kimsenin girebileceğini ben sanmıyorum. Evet. Arkadaşlar sorsunlar Harun ya da Serhat. Evet. Ben sorabilirim. Tamam, sor Serhat. Buyur. Buyur Harun Murun. Tamamdır, sıkıntı yok. Buyur. Sayın Bakanım, iyi akşamlar. Şimdi devlet sektörünün ya da devlet çalışanlarının, kamu çalışanlarının bu ülkede yıllardır ayrıcalıklı olduğunu düşünürüm. Özel sektör çalışanlarını çöle, devlet çalışanlarını da soylular olarak adlandırırım. Bu koronavirüs pandemisi de devlet memuru ol ay oğlum, öğretmen ol ay oğlum, devlet memuru ol ay oğlum, devlet memuru kal ay oğlum diyen bütün insanları bir miktar haklı çıkardı. Özel sektör sendikasız, özel sektör korumasız ve işte başvurunda işte patronumuz başvursun veya siz başvurunda 1500 TL verecek size gibi bir takım durumlar yaşandı. Bu koronavirüs olayı geçtikten sonra bu memlekette bu korkunç ayrıcalığı, devlet ve özel ayrıcalığını, soylularla köleler ayrıcalığını kaldırmak için bir kamu reformu veya benzeri bir sosyal güvenlik devrimi, sosyal güvenlik sisteminin tamamıyla ortadan kaldırılıp tek sosyal güvenliğin herkese uygulanması gibi bir plan, bir proje arkadaşlarınızla, hükümet başkanıyla, hükümet başkanının yardımcısıyla bu konuyu konuşur musunuz? Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en ciddi hastalık, bağırı korona gibi bilinmeyen de dünyayı etkileyen bu hastalıktan da daha ciddi hastalık, vergi adaletsizliği hastalığıdır bu memlekette. Bunu konuşuyor musunuz? Önümüzdeki dönemde artık bu ülkenin zenginleri, bu ülkenin garibanlarından çok daha fazla vergi verecekler. Bu konuyu tartışır mısınız? Yoksa nasıl alıştıysak öyle devam edecek. Herkes devlet memuru olsun, ay oğlum. Sakın özel sektöre girmeyin. Bugün özel sektörde en büyük patronlar bile çok sıkıdadır. Bırakın işçileri, ki o da ayrı bir mesele. Var mıdır öyle bir reform kafanızda? Hem vergi adaleti konusunda hem de sosyal adalet konusunda, sosyal güvenlik konusunda. Çünkü ben bir özel sektör çalışanıyım. Bırakın KKTC'nin tanınmamışlığından dolayı 15 senem gitti İngiltere'de, hiçbir sosyal güvenliğim yok, hiçbir emekliliğim yok. Ama bu ülkede görüyorum, 29 yaşında 31 seneden emekli olan insanlar beni telefonla arayıp aman Serhat kestiler ben maaşımı, ne kadar alırdın? 9000 lira alırdın da 8500 alacağım gibi ya da işte 7000 alacağım gibi şikayetlerde bulunuyorlar. Yani bu adaletsizliktir bana göre. Sizce siz ne düşünürsünüz? Yorumunuzu çok merak ederim. Benim ne düşündüğümden önce Serhat İncirli, bir defa 14 Mart öncesine çok uzunca bir süre dönemeyeceğiz. Yani istesek de işte mali olarak 6 gün hemen bunu tamamlayayım deme de olsam bile
İnancım budur ki çok uzunca bir süre 14 Mart öncesine dönemeyeceğiz. Yani rakamlarla bunları söylemek, ifade etmek isterim ki işte yaklaşık 10 aylık Maliye Bakanlığı görevinde dikkatle incelediğim maliyenin dinamiklerini yarın oturtalım. Maliye Bakanlığı olarak kamu alacaklarının tahsili usulü esasının mevzuatının bizlere emrettiklerini verdiği güçleri kullanalım. Vergileri düzenli şekilde toplayabilirim. O vergide verginin birinci maddesi olan adaletli olabilmesinin tekerrürünü ve devamını sağlayabilmekle alakalı adımlar atalım dedik. Ve geçen yılın Haziran ayından bu yılın Şubat ayının sonuna kadar 887 milyonluk ekstra beklenen üzerinde gelir elde ettik. Kimseye ekstra bir tarihat yapmadık. Resen vergi yollamadık. Dolaylı vergilerin üzerine acımasızca abanmadık. Ve olanı toplamaya, devletin hakkını arama noktasında adımlar atmaya devam ettik. İşte daha geçen gördüğünüz, yani bir sektörün çalışanları heba oluyor, destek istiyor ama işverenleri 15 günde onları kapının önüne koyuyor. Yani biz devletin hakkını alma noktasında taleplerimizi yapıp o çalışanlara sahip çıkma adına sosyal devlet olmanın şartlarını yerine getirme adına bir şeyler söyleyince Maliye Bakanlığı olarak suçlu oluyoruz. Basında vurun abalaya pozisyonu özellikle bu sektör tarafından işte bizleri patron ilan ederek hakkını istedik diye devleti aciz duruma düşmeye çalışıyorlar. Buradaki en büyük sorun Sayın Serhat İncirli, ben geçen gün ifade ettim. Devletçiliği ön plana çıkarmak zorundayız. Hangi noktada? İşte sektörleri veya insanları sıkıya düştüğünde sosyal devlet anlayışı içindeki o elini uzatabilmekle alakalı insanla devletçiliği ön plana çıkarmalıyız. Hep artık devletten değil, kişilerinin önceliğinden değil, devleti ön plana alıp daha toplumsal faydayı ön plana çıkarmak zorundayız. Hep söyledim bunları. Okulumuz yok. Bu konudaki bütün imtiyazlar ilgili kesimlere verilmiş. Hastanemiz yok. Kişisel anlamdaki fayda noktasında bütün imtiyazlar çalışanlara verilmiş. Altyapımız yok. Karayolumuz yok. En son modeli araba altımızda. Fakat günü geldiğinde nerede karayolu? Nerede hastane? Nerede okul diye sorduğumuzda bir bakıyorum ki bütçenin 8.8 milyarlık bütçenin yaklaşık %80'i maaş ve maaş ve peki ne zaman ruhunu ortaya çıkarıp sosyal devlet anlayışını daha güçlü kılayım? Bu saatte tarihinden sonra zaten istesek de bu şekilde imtiyazlı kesimlerin devamını sağlayamayacağız Sayın Serhat Tincirli. Neden diye söylerseniz aylık 550 milyon mahalli gelir, tahminlerimize göre 150 milyonlar seviyesinde bu ilk 2-3 ayda geçecek diye tahmin ediyoruz. Çünkü biz ticari hayatın zaten %80'ini kapatmışız, kapatmak zorunda kalmışız. Neden? İnsanlığımızın sağlığı ve esenliği için. Bu konudaki kapanalım, ona göre tedbirler alalım. Altyapımızın seviyesinde bu bulaşı sürecini devam ettirelim niyetiyle tedbirler almaya başladık. Sağlık Bakanlığı'nın öngörüleri ve bilim kurulunun bize yapmış olduğu telkinlere göre. Evet, geldiğimiz noktada sağlık adına bir şeyleri tartışabiliriz. İyiyiz, kötüyüz, yeterliyizdir, değiliz tartışabiliriz. Ama bundan sonraki süreçlerde özellikle Mayıs ayından sonra o kapatmış olduğumuz önemli sektörler var. Turizm, yüksek eğitim gibi, inşaat sektörü gibi. Tekrardan bunları canlandırabilen koşullarını da düşünürken kamuyu artık yanaştırmak zorunda işte. Devlet bunu sürdürülebilir nokta zafiyet yaşama. Bu ay 60 bine yakın özel sektör çalışanı ki 113 bin kayıtlı sosyal sigorta mükellefi vardı. Yaklaşık bunların 11 bini işveren kapsamında kaydını yaptıran sosyal sigorta mükellefleridir. İster 3. ülkesi olsun, ister Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun, ister Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olsun, bu ülkede gelip kaydını yaptıran özel sektör tarafının da hep de söylediğim gibi artık daha dikkatle kurgulanması ve kamunun da bunun paralelinde kurgulanması kaçınılmaz bir durumdur Sayın Serhat İncil. Yani bunu yine söylüyorum. İsteseniz de istemeseniz de artık 20 bin Türk lirası emeklilik karı koca olarak 40 liralık aylık maaş alabilecek bir yapıya yaratırsınız ülkeyi. Çünkü elinizde kayıtlar sürdürülme noktasında yeterli. Belki de çok daha gelirden başlama şanssızlığıyla karşı karşıya kalacağız diye söyleyelim. Çünkü gerçekten önümüzdeki sürecin hangi noktada bit
bitebileceğini ve normalleşme sürecini kesin olarak hangi tarihte başlayacağını bütün dünya ülkeleri gibi bilmiyor Sayın Serhat'ın cilliği. Evet, bitirdin Serhat, tamamdır. Evet, Sayın Bakanım, tabii ki bugün meclis vardı ve mecliste yaklaşık 39 gündür sağda solda dinlediklerimiz, televizyonlarda, gazetelerde okuduklarımızın tekrarını izledik bugün mecliste. Bana göre çok gereksiz konuşmalar vardı, eleştiriler vardı. Oysa ben bugün başka şeyler beklerdim mecliste. Kaldı ki meclisin açılması da bana göre normal değildi. Çünkü ben Güney'i de takip ediyorum. Güney'de temsilciler meclisi eğer toplanacaksa acil bir şey vardır da toplanır. Herhangi bir karar almak için toplanıyorlar. Bu da nasıl oluyor? 4 tane DC partisinden, 3 tane AKEL partisinden, 2 tane DİKO partisinden, birer tane de diğer partilerden olmak üzere. Yani 8-10 kişi meclise gider ve toplantı yaparlar. Çünkü zaten konumuz bir araya gelmemektir. Yani burada bir yanlış yapıldı bugün. Ben bunu gördüm. Neden böyle bir yanlış yapıldı? Hala daha anlamış değilim. Neden yapıldı? Neden anlamış değilim? Çünkü biz devlet olarak herkesin iş yerini kapattık. Adamın 3 tane çalışanı var ama kapalı şu anda. Ben beklerdim ki bugün mecliste e-ticareti artık nasıl çalıştırabiliriz? Çok dünyada doğru. Artık budur. Dünyada bunlar konuşuluyor. Şimdi bugün Güney'de can bu. Herkesin bildiği can bu. Yani Kıbrıslı Türklerin en çok uğradığı bir mağaza. Can bu bile bugün eve teslim satış yapıyor. Bütün iş yerleri kapılarını kapattıkları günden beri, yani 39 günden beridir. Bütün iş yerleri çalışmaktadır. Yani onlar bir karar aldılar ve dediler ki bu dükkanlar kapalı olacak ve bu dükkanlar halka, evlerine hizmet yapacak. Yani kimse gelip dükkandan bir alışveriş yapmayacak. Bunun dışında küçük işletmelerdir. Yani demirci atölyesidir, elektrikçidir veya ufak tefek iş yerleri, 3 kişi olmak kaydıyla onları da açtılar. Neden açtılar? İşte yarın biz de kapılarımızı açtığımız zaman başımızı arayacak diye düşünüyorum. Yarın işte bunlar olmasın diye bu insanlar burada önlemlerini aldılar. Ama sadece burası mı aldı? Bütün dünya ülkeleri bunu yaptı. Neden? Çünkü ticaret durmamalıdır. Artık dünya öyle bir dünya oldu ki online sistem vardır. İnsanlar alışverişini internetten yapar ve kapısına mal teslim edilir. Yani biz neden bunları yapmıyoruz? Neden insanlarımızı teşvik etmiyoruz? Çünkü 39 gündür hayat durdu. 39 günden beridir insanlar artık feveran ediyor. Ben artık şeylerde görmeye başladım. Facebook'larda kasabı çıkıp şikayetçi oluyor. Ne bileyim kim şikayetçi oluyor. Daha da kötülüğünü görebiliriz bunların. Çünkü hepsi perişan bir vaziyette. Çünkü insanlar çalışmıyor. Çalışması gerekirdi. Bunu tartışması gerekirken meclisimizin bu kadar gündür tartışılanların tekrarını orada aynı şekilde halkın önüne sundular. Ben bugünkü görüşmeleri dinlemedim ama sosyal medya aracılığıyla takip ettim ve orada gördüm yapılan mesajları. Yani gereksiz boşu boşuna saatlerce orada tartışmalar yapıldı. Oysa yeni dünya düzenine göre bizim de artık ayak uydurmamız gerekiyor. Böyle bir çalışmanız var mı? Teşvik edecek misiniz insanları? Şimdi ben tabii ki e-ticaret yasası bir şanlındayken meclis sunucu sayıda yasalar e-ticaretle alakalı olarak ve o zaman BTK'nın başkanıyla biz alt komite çalışmalarına katılıyorduk Ulaştırma Bakanlığı müsteşarıyken ben. Sene 2015'in sonundan bahsediyorum. Tabii o günden bugüne kadardır bizim ülkemizin kronik önemli yasalar meclisin komitelerine gidiyor. İşte suç kellerinin aklanmasının önlenmesi yasası gibi, finansman şirketlerinin düzenlemesini, yani en azından o bankacılık sektörünün düzene girebilmesi için finansman şirketlerinin, faktörün finans şirketlerinin yasası gibi, muhasebecilik mesleğini düzenleyen yasa gibi, bunlar gibi yasalar hep bekliyorum meclisin toz raflarında. E-ticaretle ilgili 3 tane yasa da maalesef Avrupa Birliği'nin yetkili makamlarıyla birlikte hazırlanan yasalar
O günden beri de meclisin tozlu raflarında bekliyorum. Çok doğru söylüyorsun. Ama e-ticaretiyle sağlıklı olarak hayata geçirmek için kendi elektronik altyapınızı da güçlendirmek zorundasınız Sayın Öğrenciler İskan. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'yla içinde bulunduğumuz bir çalışma vardır. Özellikle internet sağlayıcılar ve GSM operatörlerinin içinde bulunduğu hizmetlerinin bir konsorsiyumun oluşması için Ulaştırma Bakanlığı'nın önlerinde Maliye Bakanlığı'yla birlikte çalışmalar devam ediyor. Ve fiber optik altyapısının güçlendirilmesi, bu sizin dediğiniz e-ticaretin de bütün dünyada olduğu gibi tekrardan ilk insanımızın kullanılabileceği şekle getirmesiyle alakalı altyapı çalışmaları özellikle 3 ay içerisinde bitirilmekle alakalı başlamıştır. Çünkü sizin bahsettiğiniz elektronik ticaretin yegane ihtiyacı sağlam bir elektronik anlamda ihtiyaca verecek fiber optik yapısının inşaat edilmesinden geçmektedir. Çünkü elinizdeki 3G ile bu konudaki ihtiyacını gideremeyeceğiniz zaten görüyorsunuz. İnternetin her ne kadar da size iddia edildiği gibi işte hızını veya kalitesini söyleseler de maalesef bir noktadan sonra sağlıklı olarak çalışamadığını zaman ve zaman görüyoruz. Özellikle ilk zamanlarda evinize kalmak zorunda kaldığınızda internetten sonra eğitim ihtiyaçlarını ihtiyaçtan sonra internetin ne kadar şu anki internet altyapısının yetersiz olduğu gün gibi ortaya çıkıyor. Ben size katılıyorum. Elektronik ticareti hayata geçirmenin mevzuatını da özellikle çabucak bitirmek durumundayız. Ama meclisi toplayamıyoruz. Meclis komitelerini bu sıkıntıdan dolayı çalıştıramadık yaklaşık 39 gündür. Sizin de dediğiniz gibi. Vergi reformuyla alakalı birinci paketin çalışmaları kapıya kadar getirildi. Bitirilmek üzere orada bekliyor. Yeniden vergi anlamdaki dünyanın çağdaş dünyanın gereklerine ulaştırılması anlamda vergi mevzuatını. Yani illaki bu bulaşığı en azından pandemiyi o granin yatay şekle söyle devamını ve aşağı doğru sürecin evrilmesinden sonra belki de bu sizin söylediğinizle alakalı meclisin komiteleri toplanacak ve bizim ihtiyacımız olan elektronik ticaretle alakalı o bekleyen insanın da gereklerini yeterine getirecek. Bu saatten sonra e-ticaretin kapılarını açmış olacağız insanlarımıza. Maalesef yetersiziz. Yani bu konuda meclisin antallığı bu benim göreve geldiğimden sonra değil, yani seçildikten sonra değil. Yıllardır bu şekilde devam ediyoruz. Hep ben de şikayet ettim. Fakat yapısından dolayı hem fiziki şartlarından dolayı meclisin hem de bugüne kadar işte aşırı gelmiş geleneksel çalışma koşullarından dolayı bir türlü istenilen randımana ulaşılamadı meclis yasası altında. Özellikle yasa hayata geçirme noktasında yapılan çalışmalar. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Belki ilerleyen süreçte bu dediğiniz noktadaki mevzuatı da sizin de dediğiniz gibi dikkat çekerek en azından bu yaşananlardan da biraz feyz alarak sonuçlandırırız diye düşünüyorum ben. Evet, ben alayım sözü Sayın Bakanım. Şimdi öncelikle bu Nisan ayında ne kadar vergi topladınız onu sormak istiyorum. Çünkü Mart ayında toplam 250 milyon kadar vergi toplayabildik demiştiniz. 240... Bu ay... Ne kadar? 5 milyon toplamıştık. 245 milyon toplamıştık Mart'tan. Bu ay ne kadar toplayabildiniz? 245'e düştük. Bu ay hedefimiz 200 milyonu bulabilme adına adımlar atmadı. 120 yedik, 150 yedik ama zorluyoruz şansımızı. İşte bazı lisans ödemeleri vardı. Bazı noktalardaki vergilerin ödenme tarihleri alakalı yapmış olduğumuz, atmış olduğumuz adımlar vardı. Tahminlerimiz tabii ki 28 Nisan'a kaydırdığımız bütün vergi ödeme tarihlerinin vuku bulmasından sonra 200 milyona ulaşmadı. İnşallah bu konuda bir sıkıntı yaşanmaz. Yani 200 milyon TL yani vergi toplarsak 550 milyonluk onda... aylık gerçekleşen mali gelirlerimiz. Evet. Yani 200 milyon. Milyonluk vergi toplarsak da şanslıyız. Yani başarılıyız bir ay Nisan'ı. Neden bunlar? Şimdi kaldı? Şöyle bir şey sormak istiyorum. Şunu çok uzun istiyorum. Bir süre buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Gümrük gelirlerinde 15 Nisan'a kadar olan gümrük gelirlerinde geçen yılın Nisan ayına ve bir önceki aya göre bunları karşılaştırdığımızda özellikle Mart ayına göre 160 bir
Gümrük Fiyat İstiklal Fonu tahsis ettiğimiz kapma değer vergisi bizim bütçemizin 3 ana başlığını oluşturur. Buradaki gerilemeler bizlere bazı noktalarda talebin düştüğünü, ithalatın yavaşladığını ve bunun paralelinde de gümrük gelirlerinin düşmekte olduğunu göstermektedir. Sayın Bakan, bizim en önemli gelir kaynaklarımızdan gibi fiyat istiklal fonu da anlamadım. Bütün mağazalar kapalı, tabii ki ithalatta talep azalacak. Yani ne, kim bir şey alamıyor ki zaten? Bütün mağazalar, market hariç her taraf kapalı. Yani konunun rakamsal olarak ifade edilmesi evet. Ben şu sorayım. En önemli gelir kaynağı. Buyurun. Ben size dinliyorum. Çok uzun bir süre Mart öncesine dönemeyeceğiz dediniz. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Çünkü şöyle bir pozisyonumuz var. Her ne kadar sevgili Serhat, özel sektör çalışanları, üvey evlat, has olan kamu çalışanlarıdır noktasında yorum yaptı. Doğrudur bu yorumu. Yorumuna tamamen hepimiz katılıyoruz zaten. Bir türlü onu eşitleyemedik özel sektör çalışanlar. Şimdi olan bir şey değil bu yani. Efendim? Şimdi olan bir şey değil. Yılların yok, getirdiği sistemdeki... Sormayacağım zaten. Sayın Bakanım onu sormayacağım. Onu sormayacağım zaten. Başka bir noktaya geleceğim. Şimdi bu ay itibarıyla da ikinci kez kamu çalışanlarının maaşlarından %25 kesinti olacak. Devam edecek bu. Şunu sormak istiyorum. Yani çok uzun bir süre Mart öncesine dönmeyeceğiz derken bu maaşların da bu kesintili şekilde devam edeceğini mi ifade ettiniz? Eğer bu maaşlar bu şekilde devam ederse insanlar banka taksitlerini ödeyemeyecekler. İnsanlar verdikleri çekin karşılığını ödeyemeyecekler. İnsanlar çocuklarının okul taksitlerini, aidatlarını ödeyemeyecekler. Bunlar nasıl bir yere götürecek bizi? Bunları karşılamak, bunları ötelemek, bunları ertelemek ne kadar mümkün olabilecek? Veyahut da siz şunu da söylediniz, sorunun B şıkkı olarak da şunu sormak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın kararıdır, ay sonundaki nasıl bir karar çıkacağı da dediniz. Türkiye'de dün Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı vardı. Önce sağlık, sağlık. Tamam. Bugün her taraf için sağlık. Yani bütün dünya ülkeleri için sağlık. Allah korusun. Bizim için de sağlık. Yayılmaması için zaten özellikle büyük şehirlerde bu kadar titizlikle evlerimizde kaldık. Yani az bir süre değil. Çıldırmamak elde değil. Yani kolay bir şey değil. Her neyse yani bu süreç içerisinde örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı dedi ki inşallah dedi 20 Mayıs'ta İki bayramı birden kutlayacağız dedi. Yani bir anlamda işte uçak seferleri başlayacak, operatörler, turistler için rezervasyonlar yapılacak. Aynı şeyleri İtalya için de duyuyoruz. Siz siyasi irade olarak bu ay sonuyla ilgili net bir plan, proje konuşmuyor musunuz? Yok mu ortada? Yani bu iş yerleri açılmazsa siz %25 kesintileri devam mı edeceksiniz? Ya da açılım yapıldıktan sonra örneğin Mayıs ayında, Haziran ayında da bu %25 kesintiler devam edecek mi kamuda? %25 kesintiler devam ettiği sürece banka taksitleri, okul taksitlerini ödeyemeyecek aileler için ne planlıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Dilek Hanım, 14 Mart öncesine uzunca bir süre dönülemeyecek dedim. Sadece bizim ülkemiz için ünhasıran, sarf edilen sözler değil bunlar. Dünyanın en büyük ekonomilerini barındıran ülkelerde bile minimum %30 ekonomilerin daralacağı söyleniyor. Kaldı ki bizde ben hep söylediğim bir şey var. Maliye Bakanı olarak. Bizim küçücük ülkemizde %50 bir daralma hemen ilk anlarda. Sonrasında turizm gibi yüksek 103 bin öğrenciyi barındıran 1.2 milyon turisti bu ülkeye getirebilen bir yapının kapılarını dünya ile birlikte açılabilmesinin tarihlerini konuşmak zorundayız. Yani Türkiye turizme açılacağını söylerken Mayıs ayının sonunda ve o konuda bir şeyleri tasavvur ediyorken 80 milyonluk bir Türkiye'nin iç turizme açılmasından bahsediyorsunuz. Sadece iç hat uçuşlarının başlamasından bahsediliyor. Burada dünyanın uçuşlarının, dünyanın ulaşımının, dünyanın turizminin kapılarını açması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lokomotif olarak
ettiği hizmetle elde ettiği gelirle dış ticaret açığındaki 2 milyar dolarlık açığı kapatabildiği bir yapının tekrardan o 14 Mart öncesindeki ivmeyi kazanabilmesi için evet dünyanın kapılarını, dünyanın ulaşımını hep birlikte turizme, hep birlikte yüksek eğitime açılabilmesinin koşullarının paralelinde bunları konuşabiliriz. Yani ülkenin 103 bin öğrencisinin yaklaşık 88 bin, 90 bin tanesinin Türkiye Cumhuriyeti ve 3. Dünya ülkelerinden geldiğini biliyorsak yaklaşık 88 ülkeden, bunun yanında 1.2 milyon turistin çok büyük bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti'nden gelirken işte Almanya gibi, İngiltere gibi ülkelerden de geldiğini biliyor. Bu konuda 30 bine yaklaşan yatak sayısını 40 bine yaklaştırmanın öngörüleriyle 15 tane otel inşaatı devam ediyorsa ülkemizde, evet dünyanın turizmiye kapılarını açtıktan sonra evet %25'lik maaş kesintilerinin geri olarak ödenmesi belki söz konusu olabilir. Ama şunu söylüyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken ciddiyetle söylüyorum. Realitelerle bunları ifade ediyorum ki insanlarımız bunları bilsin ve insanlarımız kendilerini buna göre hazırlasın. Çünkü uzunca bir süre belki de o %50'lik gelir kayıtlarını ülkemizin bünyesindeki küçücük bu ülkenin sadece mali gelirlerinin, sadece kendi fonlarının, sadece kendi mevduatlarıyla birlikte, kendi iş borçlanmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden uluslararası finansman kaynağı şeklinde gelecek olan kaynaklarla bütçesi şekillendirebiliyorken elinizdeki bütçe olanlara da bundan sonraki süreçlerde kamu tarafına da özel sektör tarafına verdiğiniz teşvikleri yeniden şekillendirirsiniz. Dünya yeniden kurgulanacak dile kalalım. Bu bize münasır bir şey değil. En büyük ekonomileri bile sil baş, restart yapacak. Sen ekonomiyi, sosyal hayatını, turizmle ilgili yatırımlarını, yüksek eğitimle ilgili altyapılarını ve yatırımlarını tekrardan gözden geçirecek. Belki de bu ülkeye 100 bin öğrenci gelebilmenin koşullarını uzunca bir süreye zorlamak zorunda kalacağız. Ve bunu yaparken de turizmin, dünya turizminin kapılarını açmadan Türkiye Cumhuriyeti'nden uçuşlar en azından ülkemizde başlamadan bunların normalleşmesini beklemek saflıkta başka bir şey değildir. Kendi 350 bin kişilik nüfusumuz bu adada kalan yaklaşık 100 bine yakın öğrenci nüfusu ailesi ve buraya gelen 1.2 milyon turistin ihtiyaçlarını, taleplerini elbette ki bu nüfus olarak gerçekleştiremezsiniz. Arz ve talep dengelerini oralara çekebilmenin şartları elbette yine söylüyorum dünyanın ulaşımının ve dünyanın turizminin kapıları açıldıktan sonra mümkün olabilecektir. Evet, belki de uzunca bir süre en büyük emelimiz bu noktadaki sıkıntıların en azından şimdi başladığımız vaziyette götürülebilmesinin koşullarını sağlamak için. Bundan sonraki şeyi de sormuştum. Mesela bundan sonraki aylarda diyelim ki Nisan sonunda bir açılım geldi. Devlet daireleri kamu normal ve özel sektör çalışmaya başladı. Kamu çalışanlarının maaşlarındaki kesintiler devam edecek mi? Ya da sizin ikinci bir soru, işten çıkartmanın yasak olma süreci de devam edecek mi? O da önemli çünkü. Şimdi bu birinci sorumuzdan başlayayım. İlk üç aylık programa baktığınızda önlemler paketi içerisinde evet %25'lik değil, normalde %56 en yüksek baremde, sonrasında 25, sonrasında 16 5 bin altına da kesinti yapmadan bu ödemeler devam edecek 2-3 ay içerisinde. Mayıs ayında tekrar oturulacak Bakanlar Kurulu'nda Sayın Başbakan'ın önderliğinde yeni de bir değerlendirme, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan görüşmelerin neticesinin hangi noktada olduğu, finansman kaynaklarımızın en azından mahalli gelirlerimizin o anda hangi noktada olduğu tekrardan gözden geçirilecek. O gözden geçirilme yapılırken de 2. 3 aylık hazırlanacak olan paket devamında da aralığa kadar olan süreç tekrardan bir değerlendirilecek. Yani elinizde olmayanları şu an vaat ederek evet bunları geriye dönük falanca aydan başlayarak ödeyeceğim diyerek yolunuza devam edip gidemezsiniz. Bu kadar çıkaramazsınız. Dünyada yanların ucunda dünyada bir işsizlik çok açık şekilde ortaya çıkacaksa ülkemize de bu sıkıntı çok açık şekilde en azından turizmin tekrardan açılabilmesi, yüksek eğitimin tekrardan kapılarını açabilmesi noktasına kadar işsizlik oranları yükselecekse, evet bu konudaki tedbirler de etlara göre yönden. Ama bunların koşullarını sağlayabilmenin de yeklemeli, bütün dünyada olduğu gibi normalleşme sürecine bir an önce ulaşılabilmenin şartlarını zorlamaktır.
Sayın Bakanım, çok merak ettiğim 3-5 tane konu var. Bir tanesi, nüfusumuzu bilerek mi hesap yapıyoruz? Yoksa İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakamlar üzerinden mi hesaplamalar yapıyoruz? Yani dünyada evet, bütün büyük ülkelerin, büyük ekonomilerin bile küçülmesi söz konusu. 30'lardan, 35'lerden bahsediyorlar. %30, %35. İngiltere tek bir işçisinin dahi hesabını yapıyor. Ve rakam verirken 30.374.623 gibi böyle kesin rakamlar verebiliyorlar. Biz bunun hesabını bilmiyoruz. Yine büyük ekonomiler evrensel kredilerden bahsediyor. Nereden ne kadar kredi alabilecekleri bellidir. Hangi sektörlerin elzem olduğunu, hangisinin elzem olmadığını hesaplayabiliyorlar. Biz bunların hesabını yapabiliyor muyuz? Veya şöyle bir şey sorayım size. Yaklaşık 1,5 aydır devlet daireleri, bütün devlet kapalı. Bu süre zarfında devlet memurlarının kullandığı elektrik, devlet memurlarının kullandığı sobalar, klimalar, benzin, yakıt, hatta tuvalet kağıdının bile, temizlik malzemelerinin bile hesabını yapabildik mi bu süre zarfında ne kadar tasarruf ettik ve ileride bir kamu reformu veya Harun'un söylediği gibi e-devlet hikayesi, yani e-ticaret yanında e-devlet, evden çalışma, bir yığın tasarruf yapabileceğimiz ve 1974'ten beri son derece hovardaca harcadığımız paralar var. Bunları oturup hesaplayabilecek potansiyelimiz, kapasitemiz var mı? Bu ülkeden kaç kişi gitti biliyor muyuz şu anda, yoksa tahmin mi yürütüyoruz? Net olarak hangi sektörlerde ne kadar iş gücü eksilecek ve döndüğü zaman bu insanlar dönecekse eğer, örneğin çok büyük sektörler var, kasino sektörü gibi. Burada artık çalışmalar temeldir. Biz açtık şey, münhal açtık, hiçbir Kıbrıslı başvurmadı. Asgari ücretin 3000 lira olduğu, senin iş yerinde 1200 lira verirsen tabii ki gelmeyecek kimse. Bunlar artık değişecek mi? Yani gerçekten vatandaş şu anda bana mesaj geldi. Bunları çok merak ediyor insanlar. Bir de merak ettiğim bu universal ve evrensel kredinin sağlanabilme şansının ötesinde, bakan olduğumuzdan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden ne kadar para geldi, ne kadar beklersiniz bu dönemde? Onu da çok merak ediyorum. Hepsini beraber sormak istedim. Sayın Serhat İncirli, bir defa nüfusun sayısı anlaşmasıyla ilgili ben Başbakanlık'ta EBS çalışma elektronik bilgi yönetim sistemi çalışmaları yapılırken 2004'ün sonuna kadar bütün nüfus 1 Ocak 1900 tarihinden itibaren sayısallaştırılmış ve İçişleri Bakanlığı'na TÜRKSAT tarafından teslim edilmişti. Net şekilde söyleyebilirim. Yani 2014'ün Aralık ayından sonra dünyada, özellikle ülkemizde gerçekleşen ölümler, doğumlar ve sonradan vatandaş yapılanlar kayda girdikten sonra ülkenin gerçek nüfusuna sayısal anlamda elektronik ortamda buluşabilirsiniz, kavuşabilirsiniz. Hep bunu ben değerli İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybaşı'na söyledim. Onun bildiğine eminim. Tabii ki bunlar değişik şekillerde ifade ediliyor. Ülkenin de facto nüfusu ve de jure nüfusu. Bu noktada tartışma konusu hep nüfus oranları. Ben bunun İçişleri Bakanlığı tarafından net şekilde bilindiği kanaatinde, bırakın kanaatindeyim, bilgisindeyim. Çünkü daha önce Başbakan üç dönemi yaptığında el devletin yürütme kurulunun başkanlığını da yürütüyordum ki bu projenin de ülkeye, devlete teslim edildiğini biliyorum. İşsizler belli mi dediniz? İşsizlerin belli olması için Sayın Serhat İncirli 15 Nisan'ı geçireceğiz demiştim ben. Evet, 15 Nisan geçti. 15 Nisan'dan sonra işsiz kaldık diyenler, kapatıldık diyenler, işte görüyorsunuz 2 gündür sistemden Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na kayıtlarını yaptırıyorum. Bugün saat saat Sayın İçişleri Bakanı Faiz Doktor Bayi Sucuoğlu rakamları mescit çalışanlarına veriyordu. Kürsüne çıktı. Bunları ifade etti. İşte ne kadar işverenin, ne kadar çalışanın, işsiz kalanın, en azından kapattıktan sonra kapıları, bu işsizlik ödeneğine ihtiyacı olanların sayıları çıktı. Elbette ki Çalışma Sosyal Güvenlik
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, Sosyal Sigorta'dan işsizlerin oradan gidip başvuru yapar, işsizlik gerçekleştirir ve döner iş bulma ihtiyacı için ilgili kuruma işsizlikle ilgili başvurusunu tamamlar. İşsizlik rakamları bellidir. Tabii bunları paylaşılmak isteniyorsa da bence bakanı tarafından paylaşılır. Şu anki bana işsizler noktasındaki rakam sorarsanız gerçekten bunun için bir şey söyleyemem. Çünkü bu ortamda henüz daha gerçekten işsiz kalanların veya kalabilecek olanların rakamlarını söylemek herhalde biraz afaki olur diye düşünüyorum. Ben en ödün çalışmadan başladım bahsettiğim Sayın Serhat İnci. Ben Maliye Bakanı olarak uzunca bir süre evden çalıştım. Elektriğin bilgi yönetim sistemi sayesinde kamu tarafı zaten isterse evden çalışabilir. Halen bu noktada da 39 günlük süreçte birçok kamu işte ne evden gördüm. Elektronik bilgi yönetim sistemiyle. Buradaki yapılan güvenlik ortamında evet doğrudur. Bunun devlet tarafında çalışmalar sağlıklı şekilde devam ederken özel tarafındaki hazırlıkların ve çalışmanın da hayata geçmesi için evet TÜRKSAT'ın sahada çalıştığı şu an 6 tane proje MKS gibi, e-ticaret gibi, tüzel kişilik gibi çalışmaların bitmesi lazımdır ki devlet tarafı teslim edildikten sonra özel tarafı da sen bir vatandaş olarak girip senin kimlik kartındaki hologramlı kimlik kartınla alakalı ilgili şifreleme yaptıktan sonra kendinle alakalı soy ağacına kadar bütün bilgilerine ulaşabilirsin. Evet bu çalışmalar henüz daha devlet tarafından, TÜRKSAT tarafından teslim edilmedi. Bildiğimiz kadarıyla yıl sonu itibariyle bunlar teslim edilecek. Daha öncesinde bir yıl uzatılmıştı bunların süresi. O yüzden yıl sonu teslim edilir diyebiliyorum o projeler. Daha bu konu ilgili elektronik yönetim sisteminden faydalanabilsin. Kaç kişi gitti diyorsanız sadece Mart ayında 47 bin uçuş olduğunu biliyorum havalandan. Onu rahatla söyleyebilirim. Ama günün sonunda hala daha gidişler devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti 60 tane ülkede kendi vatandaşlarını ülkesine getirmekle ilgili bir proje başladı. Ülkemizde de yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dönmek isteyenlerle alakalı şu an Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve Lefkoşa Büyükelçiliği Türkiye Cumhuriyeti'nin bu noktada kaç kişinin gittiğini ile alakalı herhalde şey daha rahat verilebilme şansı olacak diyorum ben. Evet, isterseniz üniversal krediler Sayın Bakan. Nasıl? Sayın Bakan'ın krediler ve Türkiye'den kaç para aldık, kaç para alacağız? Türkiye'de evet atladım onu not etmemişim önüme yazarken bir şeyler not ettim ama onu unuttum Sayın Serhat İncirli. Türkiye'den 750 milyonluk bir anlaşma yapılmıştı 2019'da. Tamamını yakını geldi. En son 72 milyonluk bir kaynak vardı. O da serbest bırakıldı. Şu an bizim bu kullanacağımız nedir? 72 milyonluk kaynak. İhtiyacınız olduğunuz gün onu da kullanacağız bir miktar ama tümü işte Mart ayındalarımızın planı çıktığında 947 milyonluk işte istihdamı destek merkezinin bonunda birikmiş olan kredi bonunun kaynaklarında birikmiş olan sigorta garanti bonunun kaynaklarında birikmiş olan sosyal sigorta olan mevduatı gibi noktalardaki finansman kaynaklarla birlikte Mart ayından itibaren Nisan ayındaki gerçekleşmesi muhtemel. Mali gelirlerimizle kaynağımızı oluşturmalıdır. Tabii bunu sonraki söyledim. İkinci, üç aylık paket devamındaki aralığa kadar olan ihtiyaçlarımızın Sayın Başbakan direktifiyle bütün alt kırılımlarıyla hazırlayıp Türkiye Cumhuriyeti'ne Sayın Başbakanımız tarafından gönderilmiştir. Bunun içerisindeki bu COVID-19'da bu bulaşıyla mücadele kapsamında ve bunun yanında altyapılar olsun genel kamu maliyemiz olsun diğer yapılan katkılarla alakalı ihtiyacımız olacak bütün rakamların alt kırılımlarıyla birlikte çalışması Sayın Başbakanımızın direktifleri olsa hazırlanmış ve Başbakanımız tarafından daha ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teslim edilmiştir. Çok klasik alakalı şu anı biliyoruz Sayın Başbakan da Sayın Necep görüşmüş. Bütün ilgilerinde olacağı bugün de basında yer aldığı şekilde resmen beyan edilmiştir Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Sayın Bakan reklam arası vereceğim ama vermeden şunu sormak istiyorum. Bu fonlardaki para kaç ay daha yeter maaş ödemeye?
Sadece maaş ödemekle alakalı değil Sayın Dilek Kırıcı. Fonlardaki paralardan tarımın diğer reel sektöre katkılar anlamında olsun. İşte dediğim gibi o konuda maddi destek faiz ödemelerini yapılan olsun. Devamında 1 milyarlık pakette kredi paketinde o kredi paketinden faydalanacak olanların ilk 6 ay ödemesiz 1 yıllık vadeli kredi paketinde 109 faizli kredi paketinde desteklenebilmesiyle 30 milyonluk bir faiz farkı fonu yaratıldı. Toplam farkı fonudur ama bunlar gibi şeyler de vardır. Sadece kamu tarafının maaşı. Bunların içerisinde bugünkü rakamlarla vermek istersem 91 milyon 434 bin TL'lik cari tarafa, yani özel sektör tarafına yapılmış ödemeler de vardır. İlaç ödemeleri gibi, taşımacılık ödemeleri gibi, müteahhitlik hizmetleri gibi ödemeler de vardır. Bunların detaylarını isterseniz sizlere daha sonra verebilirim. Yani yapılan programın içerisinde sadece maaş, maaş delili, işte belediyelere yapılan katkılar değil, ne bileyim Bayraklar Otelerimizin kuruna yapılan katkılar değil. Aynı zamanda özel sektör tarafındaki ilacı olan ihtiyacınızı, gıdaya olan ihtiyacınızı, hizmet bedellerinin alınmasındaki ihtiyacını karşılamak da öngörülmüştür ki 15 önceki Merkezi İhale Komisyonu'ndaki ihalede 80 milyonluk ilaç ihalesine çıkılmıştır. Sayın Dilek Kırıcı, Sayın Harun Denizkan, Sayın Serhat İncirli. Yani sadece önümüzdeki süreci işte kamu tarafına maaş ödemekle alakalı kabiliyetimizi artıralım. Resöktöre gereği destekleri verelim diye değil. Bütünsellik içerisinde mal ve hizmet olan ihtiyacımızı, gıdaya olan ihtiyacımızı, ilaca olan ihtiyacımızı aldık, düşük seviyede öngörerek bu planı hazırladık ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine gönderdik. Dersen reklam arası verelim de seninle başlayalım, tamam. Olur mu? Tamam. Okay. Bir reklam arası verelim, Harun başlasın programa. Tamam. Okay. Evet, reklamlara gidiyoruz. Yatırım konusundaki deneyim ve bilgi birikimimizle sizi güvenilir bankacılık hizmetiyle tanıştırmak için buradayız. Çünkü hayatta her şeyin güvenle başladığını biliyoruz. Albank. Önce güven. Deniz Plaza'dan neden vazgeçmediler? Deniz Plaza zaten eğitimciyken de bir müdavimdim. Yani bir eğitimci asla Deniz Plaza'dan vazgeçemez. Çünkü tüm ihtiyaçlarımızı zaten buradan karşılıyorduk. Şimdi de ihtiyaç karşılar pozisyona geçtik. İyi bir kuruluş olduğu için ve ilk işim olduğu için. Ayrılma hiçbir zaman düşünmedim. Köklü bir şirket olduğu için 20 senedir çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim inşallah. Vallahi burası çok huzurlu. Huzur olmayan yerde işim yok zaten, o yüzden. Severek yapıyorum işimi ve ustalarımı seviyorum. Aile gibi oldum burada. Deniz Plaza, mutlu olduğum tek yer. Mutlu olduğum tek yer, Deniz Plaza. Deniz Plaza, mutlu olduğum tek yer. Deniz Plaza, mutlu olduğum tek yer. Deniz Plaza, mutlu olduğum tek yer. Bir banyo istiyorum ama şimdi. Güzel olsun mutlaka. Söz mü? Seramik vitrifiye ile buluştu, güzellik tamamlandı. Artık banyo, banyo. Hayatınız çok daha güzel olacak. Seramik sana sözü. KKTC distribütörü Necipoğlu Limited. City Mall, Kuzey Kıbrıs'ın en büyük alışveriş ve yaşam merkezi. City Mall 30 bin metrekare kapalı alanda 60'tan fazla uluslararası markanın mağazaları, 1600 metrekarelik kapalı oyun alanı,
süpermarketi, birbirinden farklı lezzetlerin sunulduğu restoranları ve 1100 araç kapasiteli kapalı ve açık otoparkıyla alışveriş ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturuyor. City Mall, Kuzey Kıbrıs'ın en büyük alışveriş ve yaşam merkezi. City Mall Mausa'da. Acapulco'dan sevdiklerinizle birlikte muhteşem bir brunch keyfi sizleri bekliyor. Her pazar saat 10-14.30 arası yapılacak olan brunchlarımızda kendi çiftliğimizden organik ve zengin ürün çeşidiyle sınırsız açık büfemizin yanı sıra kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzlarımız da ücrete dahildir. Üstelik çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirebileceği Kids Club oyun alanımız mevcuttur. Tüm bu hizmetlerimiz yalnızca 95 lira. Yanlış duymadınız. Herkes eşsiz Acapulco brunch keyfini tadabilsin diye ücretimiz yalnızca 95 lira. Hemen yerinizi ayırtmak için rezervasyon 0533-858-7575 0533-858-7575. Acapulco Resort. Çünkü Acapulco her mevsim güzel. Aysan Construction inşa ettiği yaşam alanlarıyla sizlere konfor ve kaliteyi sunmaya devam ediyor. Gönyeli'de 70 metrekare otoparklı daireler. Lapta Başpınar'da 90 ve 105 metre seçenekleriyle 2+1 daireler. Mausa Terminal karşısında 2+1 daireler ve dükkanlar. Paşakent'te 3+1 ve 1+1 her bütçeye uygun daireler. Gemi Konağı'nda üniversiteye yürüme mesafesinde 2+1 her bütçeye uygun daireler sizleri bekliyor. Aysan Construction. Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getiren topluluklar önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve en sonunda da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Biz çalışıyor, yoruluyor ve üretiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin drenaj altyapısında, kanalizasyon ağında, içme suyu ishali haklarında, tüm kaliteli inşaatlarında, evlerdeki içme ve kullanım suyu şebekelerinde imalatımız olan kilometrelerce boruyu biz ürettik. En yeni teknolojiyi biz uyguladık. İçin yorulmaya, üretmeye devam ediyoruz. İnanıyor, çalışıyor ve üretiyoruz. Göksun Temizlik'le yaşam alanlarınız tertemiz. Ev, iş yeri, inşaat sonrası temizlik ve tüm cilalama işlemleriyle hizmetinizde. Uzman ekip ve teknolojik ekipmanlarımızla Kıbrıs halkına ve her ölçekteki şirketimize 7/24 ekonomik ve dürüst hizmet sunuyoruz. Göksun Temizlik, Kıbrıs'ta temizliğin adı. Kıbrıs'ın en büyük su üreticisi Siprikol'a ev su olarak gücümüzü yüzlerce çalışanımızdan, onlarca şube ve bayimizden, ISO 9001 ve ISO 22000 belgeli Avrupa standartlarına uygun üretimimizden, toplumdan aldığını topluma geri kazandırma amacıyla yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinden ve en önemlisi bu topraklarda yaşayan insanların bize duyduğu sonsuz güvenden almaktayız. Teşekkürler Kuzey Kıbrıs.
Tatil yapmayan kalmasın. Seyahatiniz veya tatiliniz için yurt içi ve yurt dışında gerekli olan tüm ihtiyaçlarınızı da Capital Bank Prime Kart'la biriktirdiğiniz Prime puanlarınızı 20 ile çarpıyoruz. Hemen MTS Tur, Polatkan, Sayar veya Starwood Turizm acentelerinden birine giderek tatil programınızı 20 kat daha avantajlı yapmak için acele edin. Üstelik kampanyadan yararlanmak için bir ömür puan biriktirmenize de gerek yok. Kampanya başlangıç tarihinden itibaren sadece 15 puan biriktirmeniz yeterli. Prime Kart sahibi değilseniz hemen bir Capital Bank şubesine uğrayabilir veya kampanya ile ilgili detayları capitalbank.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Prime Kart, Prime'la hayata renk kat. Prime Kart, Prime Kart'la şimdi renklensin hayat. Prime Kart, Prime Kart, Prime'la hayatına renk kat. Prime Kart, Prime Kart'la şimdi renklensin hayat. Prime Kart. Prime Kart'la hayata macera kat. Hayal ettiklerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Aradığınız özgün tasarım, şık ve modern dizaynların hepsi burada. Ensol. Farklı hissedin. Kanal T'deki birlikteliğimiz devam ediyor değerli izleyenler. Bu akşam Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu bizlerle birlikte, sevgili Serhat ve sevgili Dilek'le birlikteyiz. Evet Sayın Bakanım, az önce birinci bölümde bazı sorulara güzel cevaplar aldık. Ben şunu sormak istiyorum. Aslında bu evlerden çıktıktan sonra yaşayacağımız en önemli sorun ekonomik sorundur. Yani ekonomik olarak daralmaya gideceğiz dediniz. Belki 30, belki 40, belki 50. Yani %50 demek daha önce insanların kazandığının yarısını alacak. Şimdi daralma olduğu zaman insanlar mecbur olacak, birilerini işten durduracak, işten atacak. Şimdi bir böyle bir sorun yaşanacak. İkincisi, ben şunu sormak istiyorum. Dış borçlanma yapamıyoruz ama iç borçlanma yapabiliyoruz. Mesela hükümet olarak böyle 3 aylık bir insanların eskiden olduğu gibi daha rahat olabilmesi açısından 3 aylık bir borçlanma yapsanız, mesela 3 ay bizi çekecek kadar, yani 3 ay sonra kendimize geleceğiz düşüncesiyle, yani hayat normale dönecek düşüncesiyle 3 aylık bir borçlanmaya gidilse devlet olarak kaç paraya ihtiyaç vardı iş borçlanmaya? Şimdi bunu rakam olarak maaşları söyle. Rahat ödeyesiniz, insanlar gayet rahat olsun. Herkes rahat olsun. Eskiden olduğu gibi. Bunu hissettirmeyelim insanlara. Bunun nedir şey maliyeti? Yani şimdi bunu söylemeden önce insanların geleceğini çok da hırpalayacak borçlanmalara gitmek değil niyetimiz. Biz borçlanmaya ihtiyacımız olduğu gün atacağımız adamlara, yani planlarımızı da yaptık Maliye Bakanlığı olarak. Ama ilk önce bu 3 aylık süreci bir yaşayalım diyoruz Maliye Bakanlığı olarak. Neyi ne kadar başarabileceğimizin bu pandemi ortamında, hiç bilmediğimiz bir süreçten geçiyoruz ya. Dünyanın bilmediği bir süreçten geçiliyoruz aslında. Biz de Maliye Bakanlığı olarak bu süreci yaşarken bir kendimizi ölçmek tartmak istiyoruz. Tabii ki kafamızın bir yerinde borçlanmaya ihtiyacımız olduğu gün ne şekilde borçlanacağı noktasındaki plan ve projeler hazır. Yani bunu nasıl derseniz, rakamı ne derseniz, bunun için söyleyeceğim her rakam inanın afaki olmaktan başka bir şey olmaz. Ama ihtiyacımız olanı borçlanacağız zaten. İhtiyacımız gerçekten olacak. Bu süreçte ki normalde aralığa kadar devamayacak olan bu süreçte 3-3,5 milyarlık bir kaynağa ihtiyacımız olacak. Eğer mali gelirlerimizdeki bu düşüş öngördüğümüz şekilde 120 milyon, 150 milyon seviyelerinde olursa, 550 milyonluk mali gelirlerden bahsediyorum. Eğer bu kadar bir ekonomide daralma söz konusu olursa, ki biz en kötüsünü hesaplayıp ona göre hazırlanmak zorundayız Sayın Harun Denizkan.
Sayın Serhat İncili, Sayın Dilek Kırıcı. Ve inanın bu saatte öyle çok da önemli rakamları söylemek, işte hangisini düşünürsünüz, ne kadar onu düşünürsünüz, nasıl bir boşlanmayı, ne zaman bir boşlanmayı düşünüyorsunuz derseniz, benim için boşlanmanın hiçbiri makul değil. Daha bugün 55 milyonluk bir ödeme gerçekleştirildi. Bu şartlarda bile mahsuplaşma yoluyla Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası olan 3 milyarlık borcumuz için geçen yıl imzaladığımız protokola binaen yaptığımız ödeme toplamda 205 milyona ulaştık Sayın Harun Denizkan. Geçen yılın 3 ayıyla bu yılki işte Nisan ayının içerisinde bu tarihte toplamda ödenen rakam 205 milyona ulaştı. Bunları yapıldıktan sonra ülkedeki kredi faizlerindeki iyileşmeler hepinizin de gözünün önünde, mevduat faizlerindeki denge o hepinizin de bilgisinde. Yani bu ülkedeki finans bankasında en önemlisi bu ülkenin yıllarca hoyratça borçlandığı ve 3 milyarla geçen iç borcun rakamı sadece Kooperatif Merkez Bankası olan. Oradaki ödemeler bile, yapılan ödemeler bile ülkenin para maliyetleri, finansal maliyetlerini nasıl denge oturttuğu aşikardır. Yani geldiğimiz bu noktada Mayıs ayının içindeki gelişmeleri de gördükten sonraki ki bizim hesaplarımıza göre inşallah Mayıs ayında da herhangi bir borçlanmaya ihtiyacımız olmayacak diye düşünüyoruz. İlk etapta olabileceğini söylüyorduk ama tabii ki gelişmeleri tekrardan görmek lazım. Çünkü Mayıs ayının sonunda ödenmesi gereken gelir vergisinin, daha doğrusu kurumlar vergisinin birinci taksidi vardır. Haziran'ın sonunda gelir vergisi tevkifatının ödenmesi durumu söz konusudur kurumlar tarafından. Ve bunun bir de ikinci taksidi vardır. Bunları denk getireceğimiz bu tarihlerde eğer bulaşımdan dolayı herhangi bir kapanma, Mayıs ayında herhangi bir boşlanmaya ihtiyacımız olmayacaktır. İşte neden bunu göremiyoruz? Pandeminin bütün ülkelerde yaşattığı sıkıntının tarihsel süreçleri birbiriyle paralelleşmiyor. Yani yarın kapılarımızı aşma durumu sektörlerde sırasıyla söz konusu olduğunda herhangi bir bulaşının artması durumu eğer olmazsa, sıkıntıya düşmezsek, belki sizin dediğiniz gibi Mayıs ayından sonraki aylarda da bu şartları koruyarak, mevcut olduğumuz içindeki şartları koruyarak devam etme şansını elde edebiliriz. Ne zaman bunları söyleyebiliriz? Ay ay değerlendirerek, inanın bazı noktalarda günlerin, saatlerin bile birbiriyle örtüşmediği kararlar almak zorunda kalıyoruz. Çünkü dünyanın bilmediği bir süreçten geçiyoruz. Biz de ilk kez bunları yaşıyoruz. Yani bir baktığınızda 14 Mart tarihinden itibaren almış olduğumuz kararlar belki de bu süreçte benim sadece Maliye Bakanlığı olarak yayınlamış olduğum yasa hücresindeki kararnameler Anayasa 112. maddesine göre bazıları birbiri arasında bile çelişiyor. Çünkü gerçekten bir gün önceki ihtiyaca göre aldığınız kararın bir gün sonraki içinde bulunduğunuz fiili durumlarda örtüşmediğini görüyorsunuz. Çünkü daha önce işte falanca talep yükselirken, arzın dengeleri aşağı düşerken veya döviz kurlarındaki 2018'deki gibi %71'lik farklar oluşurken ortaya çıkan koşullar yok şu an. Talep ve arzın birlikte aşağı çatıldığı bir durum söz konusu şu an. Petrol fiyatlarının eksiğe düştüğü bir durum söz konusu şu an. Ve bunun gereklerini en azından bu kısa sürelerde düşünüp tahayyül edebilmek, planlamak çok da kolay bir şey değil. Dünyadaki en büyük ülkeler koca koca trilyonlarca, katrilyonlarca dolar, poundluk paketler açıkladılar. Türkiye Cumhuriyeti 100 milyar TL'lik paket açıkladı. İkincisini daha geçen gün açıkladılar. Yani öyle bir süreçten geçiliyor ki açıklanan paketlerin bile kifayetsiz kaldığı durumlar yaşanıyor. Ki bu noktada elbette ki bugün de Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi, beğenme dediğim gibi elbette günü geldiğinde hiç istemesek de iş borçlanmaya bir şekilde gideceğiz. İhtiyacımız olduğu zaman. Şimdi tabii... Sayın Bakan. Buyur. Buyur. Sayın Bak, Harun sorun bitmediyse devam et. Yok devam et, tamam devam et, tamam. Sayın Bakanım, Nisan sonunda eğer açıldığını varsayarak devam edecek olursak iş yerlerinin bu tedbirli ve izolasyonun devam etmesi için gerekli altyapı hazır mı? Yani örneğin dezenfekte ilaçları, maskeler, eldivenler, İşte sosyal mesafe dediğimiz olaylar devlet dairelerinde, iş yerlerinde nasıl sınırlama getirilecek? Örneğin birçok daire var ki, iş yeri var ki
çok küçücük bir odada 3 masada 3 kişi oturuyorlar. Yani iç içe dip dip oturuyorlar. Bunlarla ilgili hükümet olarak bir çalışma yapıyor musunuz? Nisan ayının sonuna 10 gün kaldı. Yani biz içerideyiz ama dışarıda hükümet ne yapıyor bu kapının açıldıktan sonraki insanların dışarıda nasıl davranış biçimleri olacak? Çünkü insanlar bu süre içerisinde koronavirüsten korunmak için evlerinde duruyorlar ve çıkmak çok istiyorlar. Ama bir de insanların içinde korku var. Çıkarsak ya bize bulaşırsa korkusu var. Yani yarın deseniz ki kapılar açık, herkes çıksın, eminim ki birçok insan çıkmakta tereddüt edecek. İnsanları güvenli bir ortamda çalışabilmesi için altyapı hazırladınız mı? Hükümet bu konularda karar alıyor mu, çalışıyor mu? Şimdi ilk önce kamu çalışanların ve devlet dairelerinin açılmasıyla, açılabilmesiyle ilgili gerekli kriterleri Sağlık Bakanlığı açıkladı. Geçen hafta içerisinde kamudaki çalışanların hangi kriterlerle kapılarını açabileceğini belirledi ve bir genelge şeklinde yayınladı. O kriterlerle alakalı tabii ki günü geldiğinde işte hem bilim kurulunun önerileri ve Sağlık Bakanlığı'nın da kararlarına sırasıyla devletlerindeki elzem olan tabu dairesi çalışmaya başladı biliyorsunuz. Randevulu şekilde hizmet vermeye başladı. Motorlu araçlar dairesinin kazalardakilerinin rotasyonla hizmete açıldığını söylüyorum. Ayrıyeten araç otomasyonunun devrede olmasından da kaynaklandığı şekilde elektronik ortamda da motorlu araçlar çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanında posta dairesi bildiğim kadarıyla çalışmalarına yavaş yavaş başladı. Evet, o kriterleri yerine getiren ve bu konudaki kontroller yapıldıktan sonra kriterlere uygun noktasındaki kararlar üretilip devletin veya kamu dairelerinin tek tek tabii ki günü geldiğinde verilen kararlar sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın açılacağını biliyorum. Malzemeler konusunda bir şeyler söylediniz. Merkezi İhale Komisyonu'nda Devlet Emlak Malzeme Dairesi'nin çıktığı maske ihalesi var. Kısmetse önümüzdeki hafta tamamlanacak. Ülkenin ihtiyacı olan maske ve kamu tarafının ihtiyacı olan maskenin tedariki noktasındaki adımlar atılıyor. Ay başından itibaren göre halkın veya halkımızın maske olan ihtiyacı olarsa, kamu tarafının maske olan ihtiyacı olarsa ki bugüne kadar hem bağışlar yoluyla hem de satın alma yoluyla özellikle kamu çalışanlarının bütün malzemeye olan ihtiyacı ve hijyenle alakalı temizlik malzemesine olan ihtiyacı karşılanmaktadır. Sadece 2 haftada 30'a yakın ateş ölçme cihazının şahsen dairelerin girişinde kontrollerin yapılabilmesi ve o konuda kontrolle yapıldıktan sonra vatandaşın daire içine alınmasıyla alakalı dağıtımlar yapılmıştır. Devam da ediyor bunları. Kapılarını açmak isteyen kamu idaresi olan ilgili noktalara. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda sağlayacağı malzemeler vardır. Sağlık ve hijyen koşullarını sağlama noktasında. Ama yine söylüyorum, hiç bilmediğimiz bir süreçle karşı karşıyayız ve tabii ki yarın kapılar açıldıktan sonra özel sektör tarafında, özel tarafında sokağa çıkmasıyla ilgili adım adım izinle verildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü'nde ifade ettiği gibi maskesiz sokağa çıkılamayacağı noktasındaki ihtiyaç ortadayken evet, devlet olarak da bunları tedarik etme ve sağlama zorunluluğumuz da güve aşık olacak. Ben konuşuyorum. Hem Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılıyor özellikle. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti sınırları içerisinde maske imalatı yapan bütün işletmeler tespit edildi. Bu konuda bu işletmelerin de imalatından sonra ortaya çıkacak olan rakamlarla birlikte ülkenin ihtiyacı olan rakamlar eşleştirilecek ve gün gelip Mayıs ayından itibaren inşallah öyle olur. Sizin de öngörünüz gibi hem kamu tarafının hem de özel tarafının peyde açılmasıyla alakalı malzemeye olan ihtiyaçlarımız bence sağlanacaktır diye düşünüyorum. Burada önemli bir sıkıntı yaşamayacağız. Kaldı ki zaten Türkiye Cumhuriyeti bu konuyla ilgili malzeme ihtiyacına büyük bir kısmını sürekli olarak her hafta birkaç uçakla gönderiyor kolilerce. Sayın Bakanım, bir petrol fiyatları çok düştü. Yani özellikle Amerika, gerçi Amerika Avrupa ve Asya kıtasını pek fazla ilgilendirmiyor. Ama Brent tipi petrol da bizim aldığımız petrol o piyasanın petroludur diye biliyorum. Veya bizim kullandığımız özellikle
Teknecik'teki fuel oil. Bu petrol fiyatlarının düşüşü bizi ne kadar etkiler veya etkileyecek bir. İkincisi de yine vatandaşın çok merak ettiği bir konu. Bir hastanemiz özel bir hastaneye taşındık. Sonra geri geldik. Kaça patladı bu vergi mükelleflerine? Şu anda vergi toplayamıyorsunuz ama sonuçta devlete kaça patladı bu taşınma? Bir de hasta sevkiyle ilgili özel hastanelere bu son bir ayda yapılan ödeme veya borçlanma ne kadardır? Bu çok merak ettiğimiz konulardır. Yani bunları yanıtlarsanız mutlu olacağız. Sondan başlayayım o zaman. Bu ay içerisinde 2 milyon 700 bin Türk lirası kolon hastanesine de 1 milyon 527 milyon daha önceki dönemlerden olmak kaydıyla yapılan sevkler karşılığında ödemeler yapıldı. Yani 2 milyon 700 bin Türk lirası yakındı oya. 1 milyon 527 bin Türk lirası da kolon hastanesine ödeme yapıldı. Ama bu pandemi olayı başlangıcından sonra, daha doğrusu COVID-19'da mücadele başladıktan sonra kolona taşınan Dr. Burhan Dalmantoğlu Hastanesi'nin hizmetleri karşılığında tek bir kuruşluk ödeme yapılmadı Sayın Serhat'ın Cilli. En son gelen noktada 2 milyon 700 bin kiradan 1,5 milyon kirayendi. Ama daha sonra Sağlık Bakanlığı geri taşınma kararı aldıktan sonra eskisi gibi olmak kaydıyla hizmet karşılığındaki protokollerle bu ihtiyacın karşılanabilmesi noktasında anlaşma sağlandı. Bu noktaya kadar Maliye Bakanlığı'nın veya Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir ekstra ödeme yapması durumu söz konusu olmadı. Bir ikincisi petrol fiyatlarıyla ilgili bir şeyler söylediniz. Aynen bugün de bir başka arkadaşım bana bu soruyu tehdit ettiğinde verdiğim cevabın tam da benzerini vermek isterim ki şu an sokağa çıkma yasağından dolayı talep yok. Talep özellikle %90'lar seviyesine düştü Sayın Serhat Encilli. Yani talebin bu kadar düştüğü bir noktada akaryakıtın fiyatlarını değiştirmenin pek bir anlam ifade etmediğini, fiyat istiklal fonundaki gerçekleşen rakamlarda rahatlıkla görebiliyorum. Ve arkadaşıma şunu ifade ettim. Sokağa çıkma yasağının ortadan kalktığı gün muhakkak akaryakıt fiyatlarıyla ilgili düzenleme yeniden yapılacaktır. Ve bu konudaki gerçek reel değerlerin noktasındaki düzenleme ki bugün baktığımda 23 dolar ve 26 dolar arasında gidip geliyordu Brent petrol fiyatları. Evet, o noktadaki düzenleme de kapılar tekrardan açıldığı gün, sokağa çıkma yasağı ortadan kalktığı gün yeniden yapılandırılacaktır Sayın Serhat İncil'in. Evet. Evet Sayın Bakanım, dilerseniz birkaç da soru okuyalım. Çünkü insanlar bir şeyler yazıyor. Onları da es geçmeyelim. Şimdi Mustafa Beyaz arkadaşımız diyor Tabii ki. Sigortası çalışan işçiler ne olacak? Sıfırı tükettik. Bizim için bir şey yapamaz mısınız diyor. Bırakın çalışalım. Virüsten sigortasız açlıktan öleceğiz diyor. Evet. Sigortasız çalışan. Evet. Yani şimdi açlıktan öleceğiz diyor. Tabii neden sigortası çalıştıklarını bilmiyorum ama Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da herhangi bir şekilde bir sosyal güvenlik kurumuna özel veya resmi kayıtlı olmayan vatandaşlarımız için yaklaşık 3000 civarında olduğu söylendi bize yapılan tespitler. Bir çalışma yapılıyor Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki bu konudaki ihtiyacımızın da ne olduğunu tespit edebilme adına. Bu çalışma birkaç güne kadar biter. Hem güneyde çalışıp sigortalı olmayan hem kuzeyde çalışıp sigortalı olmayan 3000'e yakın vatandaşımız var Sayın Harun Denizkan. Bu noktada tabii bunların tespiti yapıldıktan sonra Çalışma Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'nun bilgisine getirildiği Maliye Bakanlığı'nın da desteğiyle bu noktada bütün vatandaşımızı kucaklama adına aynı yurt dışında okuyup burs kriterlerinin dışında olup burs alamayanlara bile 1700 Türk liralık bir ödeme insanı Mayıs aylarında yapacağımız çalışmanın da paralelinde olduğu gibi evet devlet bütün insanını kucaklayabilme adına bir şeyler yapmak zorunda. Evet güneyde çalışan sigortasız olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışan sigortasız olan herhangi bir sigorta birimine kayıtlı olmayanlar için de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma vardır. Kısmetse önümüzdeki birkaç gün içinde bu da çözümlenecek. Onların yaptıkları tespitlerden sonra bu kaç bin olduğu netleştikten sonra ödeme noktasında da bir hareket geliştirecek Sayın Alın Denizkan. Evet birkaç tane daha sorayım. Ben size burada
hazır sormuşken Sayın Mustafa Avcısoy soruyor. Banka faizleri ne olacak? Bir. İkincisi Kadir Ay da soruyor. Sayın Bakanım şu an bütün iş yerleri kapalı ama birkaç büyük süpermarket her şeyi satıyor diyor. Hırdavat, giyim, ayakkabı. Ayrıca internet üstünden online satış mağazaları satış yapıyor. Bu konu hakkında herhangi bir tedbir alındı mı? Kapalı olan diğer esnaflara haksızlık olmuyor mu? Yani bizim moralimizi bozmak için mi çıkıyor bu bakanlar? Yeter bize anlattıkları hikayeler diyor bir vatandaşımız. Aha keşke sabah programdaki gibi şarkı söylesem ve çıksam diyorum. Başka hayal gülü turistlerse. Neyse sevgili Tansu Tilki diyor ki bu geçiş sürecinde özel okullarla Milli Eğitim Bakanlığı harç konusunda düzenlemeler yaptığımı uygulanmalı mı diyor. Çiğdem Bahadır Sarıyer'de diyor ki eğer piyasada %50 daralma olacaksa bizim özel sektör işverenleri olarak nasıl aynı çalışan kadrosuyla yolumuza devam edeceğiz? Bir de gümrük kademeleri düşecek mi? Eskisi gibi devam edecek mi? Şimdi tabii banka faizlerinden başlamak istiyorum. Banka faizlerinin özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarına denk gelip de ilgili işletme için alınmış olanların 3 aylık döneme denk gelenleri o faiz istikrar fonundaki oluşturulan fondan karşılanacaktır. Haziran sonunda hesaplanan faizlerin ortaya çıkmasından sonra süpermarketlerdeki her şeyin satıldığı noktasındaki sıkıntı doğrudur. Haklıdır bunu söyleyen vatandaşımız. Maalesef bu süreçte bunları da gördük. Yani işte nalbulculuk yapıp da beyaz eşya satan da aynı zamanda marketçilik yapan da büyük işletmeler olduğu gündemimize geldi, bilgimize geldi. Bunlar tabii bu noktadaki sıkıntıları yaşanmadan inanın net şekilde görmeme şansımız söz konusu değildi. Markete giden ihtiyacını alıp geri dönüyordu ama bütün iş yerleri kapattıktan sonra, hırdavatçı kapattıktan sonra hırdavatçının görevini yapan marketler gördük. Kompleksiyon kapatıp kompleksiyonluk yapan, kompleksiyon biriminin içinde olduğu marketler. Bu süreçte de tabii ki bunlar var. Ülkenin piyasa ekonomisi şartlarına göre yapılmış olan. Daha sonrasında bu patlamıştuğu bu sıkıntılarla birlikte marketlerin sadece her şeyi satabilmesi tabii ki dünyamızın gelişen ticaretinin de bir sonucu diye düşünüyorum ben. Sıkıntı doğrudur ve orada bir haksızlık rekabet maalesef söz konusudur. İşte tezelden Mayıs sonu itibariyle bunları açabilmenin bu sıkıntı kompleksiyonun mağdurlarının kapılarını hırçının hırdavatçılık yapmasıyla ilgili kapılarını açmadan gereklerini inşallah hep birlikte sağlayıp tekrardan bu insanların ticari yapmasını da mümkünceyiz. Özel okulların haçlarıyla ilgili bir soru sordu değerli arkadaşım. Özel okullarla ilgili Eğitim Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Yani eğitimin en azından bu yıl açılamayacağı, Eylül ayında açılabilmesinin koşulları tartışılıyor. Eylül ayında da açılabilecek adımlar atılabilmesinin mümkün olduktan sonra bu konularla ilgili çalışmalar yapılabilir söylüyor bize. Bak, çünkü bile daha uzun bir süre tekabül ettiği için maalesef tam anlamıyla ifade edilemiyor. O noktadaki sıkıntılar giderebilme şansı, pandeminin yavaşlaması ve iyileşme süreci, normalleşme süreci inşallah o güne kadar başlar. Yol kat ederiz de özel okulların haçlarıyla ilgili Sayın Eğitim Bakanlığı'nın çalışmaları sonuçlandırılır. Gündeki ve değerler karşıma şunu söylemek isterim. Ben her şey kurgulanacak derken sadece bunun işte özel sektör tarafıyla alakalı veya devletin kendi görevleriyle alakalı bir şey olduğunu söylemedim. Devlet bütün kurumlarıyla özelliğiyle tüzeliyle, resmisiyle tekrardan her şeyini yeniden kurgulamak zorunda bu. İçinde bulunduğu şartlara göre. İşte gümrükteki bekide belgelerini, katma değeri belgelerini, gelir ve kurumlar vergisinin oranlarını, özel sektör tarafındaki iddia sandığı yatırım primlerinin oranlarını, sosyal sigorta yatırım primlerinin oranlarını, yani bu gibi fonlara aktararak rakamların tekrardan kurgulanmak zorunda olduğunu açıkça burada ifade etmek istiyorum. Çünkü pandemiden çıktıktan sonra, bu bulaşıdan kurtulduktan sonra ekonominizin hangi şartlarda kapılarını açabilmesinin mümkün olacağını bugünden öngöremiyorsunuz. Öngöremediğiniz bir şeyler için siyaset yapma uğruna popülizmi ön plana çekecek açıklamaları yapmak bizim işimiz olmaması lazımdır. Bizim işimiz içinde bulunduğumuz
mevcut durumu değerlendirerek, dünyayı seyrederek, dünyada neler yapıldığını dikkat, önümüzdeki süreci planlama noktasında adımlar atmaktır diye düşünüyorum şahsen. Yok. Evet, ben bir soru sorayım. Ya, Sayın Bakanım, merak etmesen, bir şey, biz hem kreşte konuyla alakalı. Buyur Sayın Serhat'ıncı. Siyaset yapmak değil diyorsunuz. Bilmediğimiz bazı gelişmeler var, bilemeyeceğimiz şu anda. Ama tahmin edebilirsiniz. Mesela ciddi işsizlik başlayacak, ciddi iflaslar olacak, küçülmeler olacak. Tabii küçülmenin adı iflastır. Haliyle insanlar Kalkınma Bankası dahil olmak üzere adında banka kelimesi olan kurumlara borçlarını ödeyememeye başlayacak. Bunun karşısında belki işte ipotek olarak gösterdikleri evleri, arsaları vardır ama onların satışları olacak. Çünkü kim alacak? Mahkemeler zaten çok zor durumdaydı. Birikmeler olacak mahkemelerde. Yani benim merak ettiğim bu konu konuşuluyor mu? Yoksa aman inşallah olmaz diye duası mı ediliyor? Çünkü bu çok çok ciddi bir kriz demektir. Yani şu anda spekülasyon yapmanın bir anlamı yok. Katılıyorum size. Ama çok büyük bir sorundur. Çünkü yarın hiç kimse borcunu ödeyemez duruma gelebilir. Yani bırakın maaş almasını. Borçlarını ödeyemezse bu insanlar bu defa kriz çok büyüyecek. Yani basında konuşulması yasak olan konular var. Bazı yasalar gereği, örneğin bankacılıkla ilgili ama hepimiz çok ciddi krize gireceğiz. Bu konuşuluyor mu Bakanlar Kurulu'nda? Yoksa geçsin bu pandemi de bakar, geçsin bu boğulsuzlukta bakarsınız. Yok. Geçsin bu pandemi diyerek süreci bilmeden, pandeminin ne zaman geçeceğini bilmeden sonuçları beklemenin bir anlamı yok Sayın Serhat İncil'i. Sadece pandemiden önce 9 Mart akşamı ilk bulaşımın ilk COVID-19'un pozitif vakasının görülmesinden önce genç işsizlik oranı 9.20 genç işsizlik oranı. Büyük bir orandı. Yani ülke 2010 yaşamında olduktan sonra geldiği noktada işsizlik oranları 9.20'lere ulaşmıştı genç işsizlik oranı. Tabii ki bütün dünyada olduğu gibi bir işsizlikle o sorunla boğuşma noktasında karşı karşıya kalacağız. Bunun tabii ki tartışmaları Bakanlar Kurulu'nda yapılıyor. Tabii ki tahminler yapılıyor. İşte ilk etapta belki de 12 bin kişinin işsiz kalabileceği söyleniyor. En azından turizm sektörü açılmazsa şunu bilmeliyiz ki turizm sektöründe çalışanların büyük bir kısmı işsiz kalacak. Orada yaşanacak olan bir işsizlik durumu söz konusu olacak. Bunun yanı sıra yüksek eğitim kapılarına ise o 103 bin öğrenci eğitim anlamda değil, yönetsel anlamdaki personelin peki de tamamını işsiz kalacak. Bunları rakamlara bakıp, hizmetlerdeki çalışanların rakamlarına bakıp, turizmle çalışan ve bu ülkenin vatandaşı burada ikamet edenlerin rakamlarına bakıp, işsizlik oranları veya rakamlar üzerinde bir şeyler söylemek çok, çünkü bu sektörler açılamayacaksa uzun bir süre, kişi bildiğim ortamında kapılarını açtığı sürece bunlarla birlikte istediğiniz olarak olmayacaksınız. Arasın geleri eskisi gibi o istediğiniz noktaların işsizlik oranlarından da konuşun nasıl? Bunlar da bakarız bu konudaki öngörülerin yapılmamasıyla alakalı bir kazanım olmaz ülke için. Banka kredilerine geldikten sonra şunu söylemek isterim ki ilk önce açık söylemek gerekirse doğrudur. 3 aylık bir öteleme var. Bütün taksitlerde yasa gücündeki kararname ile. Bu konuda sıkıntı yaşayan insanlarımız da var. Ben de dahil olmak kaydıyla. Sonuçta herkes bir yerlerde bir kredi alıp bununla ilgili ödemelerini yapıyordu bugüne kadar. Ama düşünülmesi ve çözülmesi gereken bir sorun ortada. Özellikle banka kredileri. Daha önce olduğu gibi çeşitli dövizden yaşanan sıkıntılardan dolayı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlarımız devlet elini nasıl sıkıştırırsa sayın bunu dar geçmişte üst genç seviyesine sahip olmayan insanlarımızın
banka taksitlerinin ödenebilmesi noktasında bazı planların yapılması illaki lazımdır. Bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte neler yapılacağı noktasındaki öngörülerimizi yine sizlere paylaşırız. Ama daha önce bunlar yaşanmış olan ülkede birkaç kez önüne çıkan sorun olarak bence çözülebilmesi noktasındaki formülleri zaten vardır. O konuda da bu tespitleri yapıp en azından devlete bunları borçlandırıp o bankalar olan borçlarının ödenebilmesinin şartlarını daha da kolaylaştırıp faiz yükü altında ezilmesini de engelleyebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Tabii ki bunlar ham düşünceler, daha detaylı şekilde tartışılmamış düşünceler. En azından bu ilk ayı bir atladık, pandeminin sıkıntılarının nelere yol açtığını görüp bundan sonraki süreçte de banka kredilerinden dolayı sıkıntıya düşebilecek olan insanlarımızın sıkıntıların aşılmasında muhakkak bir şeyler yapılması gerekiyor. Konuşulmaktadır bakanlarımla gerçekten bunlar. Sayın Bakanım, belki de hükümetin içinde ben kendi adıma söyleyeyim. En fazla program yaptığım bakan sizsiniz. Yalnız az önceki sorunun karşılığında verdiğiniz cevapta yani beklenilen bir işsizlik olduğunu, özellikle eğitim sektöründe, turizm sektöründe beklenilen bir işsizlik çıkacağını söylüyorsunuz. Ben yani dünyadaki birçok ülkenin yetkililerini dinliyorum. Gerçekten topluma ümit verici, toplumu birleştirici, toplumun motivasyonunu artırıcı şeyler söylüyorlar. Yani sizin söylediğiniz şeyler insanı çok kötü etkileyecek bir profil, bir resim çizdiniz bize. Bunu devlet, bu işsizlik yaratılmasını engellemeli. Mesela kim söyledi? Galiba Harun sordu size. Dedi ki insanların gerçekten rahat bir şekilde, işsiz kalmadan borcunu ödeyebilecek şekilde yaşamaları için insanlar değil de devlet borçlanmaya gitse ne kadarlık bir borç alma ihtiyacı doğar devletin? 1 milyar TL mi? 2 milyar TL mi? Yani nereden alabilirse alıp bunu halkını rahat ve refah içerisinde bu süreci atlatmasına katkı koysa devlet, halka ve bireylere banka borçlarını ötelemesi, ertelemesi için öneri sunacağına devlet borçlansa ve halkı rahat ettirse bu konuda. Buraya noktalı virgül koyarak başka bir soruya geçmek istiyorum. O da şu, sizinle ne zaman program yapsak hep bu konu gündeme geliyor ne hal ise. Şimdi bu turizm sektörünün sponsoruyuz diyen Gazinocular Birliği hükümeti mahkemeye veriyor. Mahkemeye veriş nedeni de kendi çalışanlarına, başka sektörde çalışanlara verilen maaşın yarısı kadar, o da 2. 3. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra 1500 lira diğer sektör çalışanlarına, Gazinocular Birliği çalışanlarına da 800 TL vermeyi taahhüt ediyor. Onu da bir koşula bağlıyor. Diyor ki onlarınız bugüne kadar vergilerini ödediyse 800 TL'yi alacaksınız diyor. Ben hala daha anlamadım Sayın Bakanım. Yani bir restoranda çalışan işçinin durumuyla gazinoda çalışan işçinin durumu arasında nasıl bir fark var sizde? Bir, bunu öğrenmek istiyorum. İki, vergilerini ödemeleri koşuluyla dediniz ya, biz bu soruyu Cuma günü Başbakan'a sorduk. Başbakan da dedi ki Ersin Tatar, gazinocular Aralık ayından beri vergilerini ödemediler, ödesinler dedi. Şimdi bununla ilgili tekrar, gerçekten eğer ödenmediyse ödenmesi gerekir. Bu konuyla ilgili tekrar bir gündem yokladık ki Gazinocular Birliği de televizyonlara çıkıyorlar. Oralardan takip ettiğimiz kadarıyla diyorlar ki devlet bizden Bakanlar Kurulu kararıyla kapalı olduğumuz dönemin vergisini istiyor. Yani bizim borcumuz yok. Mart ayının vergisini istiyor. Nisan ayının vergisini istiyor. Neden bu gazinocular hükümeti dava etme noktasına geldi? Neden bu zıtlaşma var gazinocularla? Çalışanların, başka sektörde çalışanlarla niye ayrıcalıklı tutuluyor? Ve neden patronlarının vergi ödemesi şart koşuluyor? Bu çalışanlar patronların
mal varlığına ortak mıdırlar? Dilek Hanım, ilk önce turizm sektörünün içerisinde yer alan en önemli sektörlerden biri gazinocu sektörü. Burada defa kere yetkilileri 700 milyon dolarlık bir hacimden bahsetti. Çıktı basında ülkenin vergilerinin yarısını ödediğini ifade etti. Katılıyorum ben legendlere. Doğru. Evet, bu kadar büyük hacimli bir güce sahip 700 milyon bir kendi çalışanını, yıllardır çalışanını 5 binden fazla hima sokağa göndermesi, işsizlik belgesini eline tutuşturması çok da hoş olmadı. Evet, kendisine emek veren, evet bir tane gazinoyu 5 tane altına etmesinin en büyük yegane temellerinden biri olan çalışanını 15 günden sonra kapının önüne koydu bazı gazino sektörleri. Ben burada kimsenin kazandığıyla alakalı veya yapmış olduğu yatırımla ilgili alakalı bir sıkıntıyı söz konusu olarak ortaya koymuyorum. Ama siz devletin makamlarına geliyorsanız, o 700 milyon dolarlık bir hacime sahip gazino işletmesinin devamıyla alakalı 31 Taksim 2009 sayılı şans oyunları yasasının gereklerini içeren 8. ve 10. maddeye göre yıllık 550 bin euroyu ödeyeceğinizi taahhüt ediyorsanız, her şekilde ve devamında en az 75 makinenin en az 7 tane şans oyunu masasının üst bacağına ödeyeceğinizi taahhüt edip ilgili şansı alabilmekle alakalı imzanızı atıyorsanız ve size devlet alırken olayın 4 sitte yasa yıllık çıkan harcın ödenmesiyle alakalı alışmadığımız açık olmadığımız dönem için söyledikleri bir yere kadar haklı olabilir. Ama burada sektörden bir iyi niyetle gelin dedik. Siz de bu ülkenin size en fazla ihtiyacı olduğu bir zamanda elinizi uzatın. Bundan sonraki süreçlerde hep birlikte taşın altına devletle ilgili sektör altına taşın elini koysun. Ya bu sıkıntı dönemden çıkalım dedik. Ama geldik, ne imtiyaz ücretinin ödenmesi, ne istobaların ödenmesi, ne gelişen himaye edilmesi, bu süreçte vergilerin ödenmesiyle alakalı herhangi bir durum ortaya çıkmadı. Çıkılamazsak, devleti şu an içinde olduğu gibi ihtiyaç halde bırakırsak ve devletçiliği ön plana çıkarmazsak, Sayın Dilek Kırıcı, evet bugün sosyal devlet anlayışı içerisinde işte size insanınızın ihtiyacı olduğu zamanlarda yanında bulunamayacaksınız. Burada gazino sahiplerinin şu bizi çıkıp oradaki yetkilinin biri patron diye lanse etti ya, gazinonun patronu devlettir dedi ya, ki ben buna çok kırıldım. Hiçbir zaman biz halep ve salep olmadık gazinocularla veya turizmcilerle. Çünkü turizm bu ülkenin en güdüde sektörlerden biridir ve lokomotif sektörüdür. Ama bunun içerisinde 47-2000 sayılı yasayla ta kurulduğu tarihten beridir hala daha teşvik alma noktasında şansı varsa, o ülkenin turizminin otel yatırımı içerisinde kazino işletmesine alacağı perdeye kadar, masa örtüsüne kadar teşvikten yararlanabiliyorsa, evet Çin'le devletinin ona ihtiyacı varsa tam da şu anda artık sırtını dönme gitme zamanı değildir. Burada herkes devletini ilk önce koruyacak. Sayın Bakanım, ardından şunu sormak istiyorum. Yani bu, ama hep bir alışkanlık. Sayın Bakanım, bu takdir, bu gazino oradaki yöneticilerin takdiridir. Eğer takdir etmiyorlarsa, yani burada çalışanlar cezalandırılmalı mı devlet tarafından? Ben şunu soruyorum, şunun cevabını istiyorum. Gazino şirketleri, bakın. Şunun cevabını istiyorum Sayın Bakanım. Bir, başka sektörde çalışanla gazinoda çalışan insan arasında neden devlet ayrımcılık yapıyor? Bir, iki, şu an kapalı olduğu durumda Mart ve Nisan vergilerini, ödemelerini talep ettiniz mi siz gazinolardan? Tabii ki 25 Mart'ta ödemesi gereken. 25 Mart'ta. Dilek Hanım, bakın, yaklaşık 7800 gazino çalışanı var toplamda. Bunlar Çalışma Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla ilgili gazino sektörünün yetkilileri oturdular, bir toplantı yaptılar. Ve
O 7800 kişilik gazino çalışanlarının tümüne 1500 kişi, bunların 1500 tanesinin ilgili işte asgari ücretinde maaşı, bunun altında 1500 TL katının yapılması noktasında bir anlaşma sağlandığı bakanlık kuruluna, Sayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından getirildi. Yani dendi ki 7800 tümüne değil, asgari ücret alan yaklaşık 4500 kişiye siz 1500 TL'sini verin. Günün sonunda çıkan karar, aynı zamanda kazino işletmecileriyle yapılan istişare sonucunda siz 4500 kişiye denk gelecek 1500 TL ödemeyi yapın gazino sektörüne. Gazino 7800 çalışanına bunu yaklaşık 800 TL 816 TL'sine denk geliyor. Ödemesini o şekilde yapsın, dağılsın diye anlaşılması alındı. Burada bile gazinocu yetkililer, kazino yetkilileriyle istişare eden Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istişare etmesinden sonra gazino çalışanlarının o asgari ücret üzerinde maaş alanların 14.000 20.000 TL maaş alanlarının da 1500 TL karar destek alması değil de 800 TL destek alması noktasında mutabakada var oldu. Bunu tespit etmedi. Bunu Bakanlık Kurulu ilgili sektör yetkilileriyle Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın herkese verilebilsin, Turizm Bakanlığı'nın da aynı zamanda herkese verilebilsin destek anlamında ki bir mutabakattan sonra yaptı. Yoksa burada Bakanlık Kurulu bunlar gazinoya çalışır, cezalandırırsınız deme gibi bir beklentisi, yaklaşımda beklentisi hiç olmadı. Bunu yaparken de 2 aylık süreçte şu an yapılan hazırlığa göre 13 milyon TL'lik bir ödeme yapılacak çalışanlara. Bu küçümsenecek bir rakam değildir. 18 milyona siz 20 Amerikan Üniversitesi'nin hastanesini satın alabiliyorsanız bu ülkenin 120 yataklı ihtiyacı olan bir anı tutabiliyoruz. 13 milyonluk bir katı da küçümsenecek bir ülkenin 10 milyon 2 ayda kazino sektörüne destek olarak verebiliyorsanız bu da önemli bir rakamdır diyebiliyorum ben. Peki Sayın Bakanım, yani bu 13 ya da 20 Mart'a kadar vergilerini ödemezse gazino sahipleri bu çalışanlara bu parayı vermeyecek misiniz? Bunun, bu sorunun muhatabı önce Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır. Açık söylüyorum. Çünkü tamamen bu süreci yöneten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bir yaklaşımımız yoktur ama bakanım, ülkenin ihtiyacı olduğu anda kendi görevlerini yerine getirmeyen kurumların da artık düşünülerek zaten kurgulanması lazımdır. Bu bir seçer atıncı. Size bir şey söyledi. Duymadım. Bugün Sayın Hüseyin Angolemli'ydi galiba. Mecliste yanlış hatırlamazsam o gargaşanın içinde bir uyarıda bulundu. Yani aç kalabilecek insanların uyarısında bulundu. Bütün dünyada bu konu çok fazla tartışılır. Bizde sürü geleneğimiz yoktur. Sadece sürü geleneğimiz itaat etmekte vardır. Ama isyan etmekte sürü geleneğimiz çok fazla örnekleri yoktur. İşte bankalar krizi falan bir iki tane örneğimiz var. Ama örneğin Fransızların baktığınızda çok ciddi ayaklanmaları var. En son sarı yeleklilere kadar geldiler. Çok ilginç bir şey okudum bugün medyada. Fransa'da yoksul, işsiz insanlar bir McDonald's restoranını ele geçirdiler ve oradan herkese bedava McDonald's dağıtmaya başladılar bitene kadar. Ve polis de bu insanlara müdahale etmedi. Çünkü müdahale etseydi işin büyüyeceğini düşünürlerdi. Şimdi eğer bu kriz devam ederse, siz Gönyelilisiniz, Gönyeli imece kültürünün, yardımlaşma kültürünün merkeziydi. Ama Gönyeli iken öyleydi. Şu anda Gönyeliler, yani Gönyeli'de yaşayan insanlar, komşularını tanımaz durumdadırlar. Bu bütün toplum için geçerlidir. Yani kimse kimseyi tanımaz durumdadır. Çok ciddi oranda yabancı işçimiz vardır, yabancı öğrencimiz vardır.
ve bu kriz devam ettiği sürece aç kalma ihtimalleri de iyi yüksek boyuttadır. Bununla ilgili, yani ben felaket tellallığı yapmak istemem ama güvendiğimiz ne vardır? Neye güveniyoruz? Yani gerçekten çok ciddi bir sıkıntı var ve sanki kimse bu konuda hiçbir şey, hiçbir plan, hiçbir program yapmıyormuş gibi görünüyor dışarıdan. Ya da ben öyle görüyorum. Belki yanlış görürüm. Ama eğer bu kız bu şekliyle devam ederse, çünkü başka bir olay daha var. Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı dedi. Arkadaşlar, acele etmeyin açılma konusunda. Çünkü daha kötü günleri yaşamadık. Esas kötü günler önümüzdedir. 1918 grip salgınında 50 milyon öldü. 50 milyon insan öldü dünyada ve esas ölümler ikinci ve üçüncü ve dördüncü dalgalarda gerçekleşti. Biz daha ikinci dalgayı hiç görmedik. Daha birinci dalgadayık. Yani turizm başlayacak, uçakla gelecek insanlar, bir kişi gelirse bu küçücük adaya ve bir kişi hastalığı yaşarsa, biz tsunami, dalga değil tsunami'yi görme ihtimalimiz vardır. Dolayısıyla ekonomiyi yeniden ayakları üstüne vurmak öyle çok kolay olmayacak gibime gelir. Ve var mı bir plan, özellikle yabancı işçiler, yabancı öğrenciler konusunda? Tahliyeleri olabilir, Pakistanlı işçi doludur ülkemiz, Afrikalı öğrenci doludur ülkemiz ve bunlar ne ödeniyorlar, ne doğru dürüst hijyen altında yaşıyorlar, ne de sağlıklı bir hayatları var. Yarın para da almazlarsa ne olacak? Yabancı öğrenciler için Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma vardı. Özellikle Afrika'dan gelen öğrencilerle alakalı, Sayın Serhat'in cimri. Büyük bir kısmı onlardan müteşekkil şu an ülkede kalanların. Ve Sayın Nazım Çavuşoğlu bu konuda sayılara ulaştığını söylüyor, adreslere ulaştığını söylüyor, bağlantı kurulduğunu söylüyor. Temsilcileri aracılığıyla Dışişleri Bakanı'nda birlikte bu konuda onlarla alakalı neler yapılacağı noktasında tespitler devam ediyor. Özellikle bu yabancı öğrencilerle alakalı. Üçüncü, Dünya Ukrayna'dan gelen öğrencilerle alakalı, Pakistanlı işçilerle alakalı girişimler yapıldı. Pakistan yetkilileri tarafından ilk önce havalanda kısılıp kalan vatandaşlarının tahliyesiyle alakalı işlemlerin yapılacağını, bu yakın süreçte, yani bir aylık, iki aylık süreçte bizim ülkemizde ülkelerine dönmek isteyen Pakistanlı işçilerle alakalı, ki kaldı ki bu işlerin her birinin biner euroluk, biner euroluk teminat mektupları vardı, bu gibi gidişlerin sağlanabilmesiyle alakalı. Bunlarla ilgili charter server'lar düzenlenecek ve isteyen ülkenin insanları önümüzdeki bu kısa sürelerde kendi ülkelerine gönderilecek. Biliyorsun işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ülkelerine götürülüyor kendi ülkesi tarafından. Dediğim gibi program başında 60 tane ülkede yapılan bir projeyle isteyen vatandaşlar ülkelerine dönmek. Türkiye Cumhuriyeti düzen. Bu konuda tabii ki %100 katılıyorum ben göçüne. Hep söylüyorum, biz fragmanı izledik. İşte Nisan ayı başı itibariyle filmin normal tempo gösterimine başladık. Şu anda filmin başındayız. Bu konuda düşmeden süreci takip edebilme olayı tespit edip inananlardanım. İşte bu yüzden ki sıcak Nakta Tanı Merkezi'nin pandemi hastanesine dönüştürmesi noktasındaki ihtiyaçların giderilmesi adına biz de Maliye Bakanı olarak gereken yerine getirmeliyiz. En az işte 60 yataklı bir pandemi yoğun bakım ünitesinin hazırlanması noktasında çalışmalar sonunda devam ediyor. Bir haftalık süre içerisinde Sayın Sağlık Bakanı da ifade ettiği gibi çalışmalar tamamlanacak diyebiliyoruz. Özellikle Doktor Bunabamsu'nun ünitesi. Doğrudur dediniz. Açlık noktasında da olan insanlarımız, bilecek olan insanlar ülkemizden de şahsen ben bunları görüyorum, tespit ediyorum, yaşıyorum. Yani Maliye Bakanlığı'nın kapısına gelip de bu konuda bildiğim, gerçekten sıkıntıya düşen, çok yakından tanıdığım, uzun yıllardır buralarda ikamet eden, vatandaş olmasa bile yakından tanıdığım insanlar mevcuttur. Ve onların samimiyetine de gerçekten sıkıntıya düştüğüne de İnanıyorum. Bu süreçte bunlarla da sıkça karşılaşacağımıza inanıyorum.
Bu ülke gerçekten bir yardımlaşma ruhu vardı Sayın Serhat'in ciddi. Her ne kadar sen kabul etmesen herhangi bir işimiz olmayacağını ve itaat etmede çok ön saplarda yer aldığımızı söylesen de ben buna katılmıyorum. Çünkü son zamanlarda veya son birkaç yıldır yaşananlara baktığınızda belki de bu konularda senin gibi şeyler söylemek söz konusu olabilir ama bu ülkenin insanlığın geçirdiği evrelere baktığınızda 1955'lerden, 63'lerden, 68'lerden, 74'lere kadar bu ülkenin insanı eğer dediğin kadar kolay itaat etmiş bir kimliğe sahip olsaydı bugün Kıbrıs Türk'ünden bahsetme şansımız olmazdı diye düşünüyorum ben. İtaat etmekle birlikte yürümeyi bence çok birbirine karıştırmamak lazım. Elbette ki bütün dünya ülkeleri içerisinde sadece Türkiye Cumhuriyeti size omuz veriyorsa bu konuda da omuz verirken her türlü ihtiyacınızı kayıtsız şartsız karşılıyorsa hem finansman anlamında hem de tabii ki bu konudaki ihtiyaçlarımızın giderilmesi anlamında bir şeyleri daha dikkatli incelemek lazım diye düşünüyorum ben. Biraz da kendimize bakalım. Biraz da kendimize bakalım. İşte bu konuda işsiz kalan karşı karşıya kalan insanımızın artık kendi ülkesi içerisinde üretime dört elle sarılabilmesini istiyor. Yani daha çok birinin talebi olan operatörlerinin bu ülkeye getirilmesiyle ilgili bir tartışma yaşar. Yani belki de on binlerce kişi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bugün bu ülkede eskiden o konularda görev yapan, ekmek parası kazanan insanımız ne oldu ki üretimden kaçtı? Evet, tekrar bu bir müsün. Bizi bir daha da kime yaklaştırdı? İnsanlarımız evinde ekmeğini kendi önünde yapabiliyorsa, mutfağında, bu konuyla ilgili ihtiyaçlarını giderebilmek için bahçesinde bir şeyler ekebiliyorsa, demek ki bu insan artık üretebilmenin şartlarını ve o noktadaki meslek gruplarına katılabilmenin şartlarını zorlayacak. Ben bunu yapamam deme lüksüne sahip olamayacak. Ekmek parasına ihtiyacı olduğu için, evet, o işleri eskiden olduğu gibi yapmanın ve ifade etmenin koşullarını zorlayacak diye düşünüyorum ben. Yoksa sadece devlet bir şeyleri yapsa, sen de bir şeyleri yaparken de devlet, siz yan gelin arkanızda yaslanın, hiçbir şey yapmayın, biz sizin bütün ihtiyaçlarınızı gideririz modunda, bu sorunun üstesinden gelemeyiz. İnsanımızı tekrardan bu pandemi ortamı bittikten sonra üretebilme karakterini yeniden canlandırmak zorundayız. Ve illaki bu konuda da devlet bence sözleşmeli üretimin şartlarını zorlamak zorundadır. Düşünün, bir örnek vermek istiyorum. 800 bin dönüm ekiyor ülkede her yıl. Kuru tarım arazisi 800 bin dönüm. Ve siz meye olan ihtiyacınızı karşılayarak buğdayı yurt dışından ithal ediyorsunuz. Yani 800 bin dönümün size karşılayarak miktarını sert buğdayı, ekmeklik buğdayı bu ülkede sözleşmeli ektirip alma koşullarını sağlamasıyla birlikte ihtiyacınızı sağlayacağınıza Rusya'dan ekmeklik buğday alma durumunda neden kalalım? 1974'ten önce böyle bir şey var mı? Hem de kalitesiz buğday. Ekmeklik buğdayını kendisi üretmiyor mu? Evet, evet. Bin müsibet. Bir müsibet. Biz binmez lazım. Yani sizlere işte bilemiyorum. Bunu yorum size bırakıyorum. Bunu bir örnek vermek ve daha anlaşılabilir hale getirmek için esasında ifade etmek istediğim. Evet, bizim bu bir müsibet. Bir nasihatle bu ülkenin tekrar üretimine kavuşturacaktır diyebiliyorum. Evet. Sayın Bakanım, tabii ki bu pandemi olayı hepimize şu anda hepimiz ders çıkarmalıyız bu pandemi olayından. Muhakkak. Ve devlet de ders çıkarmalıdır. Çünkü devletin şu anda gördüğüm kadarıyla bir yerde bir fonu yoktur. Geçmişte hep savaşı düşünürdük. Sığınak fonu vardı. Onu da başka yerlere harcadık bildiğim kadarıyla. Bugün meclis vardı. Acaba bundan sonra işte az önce sevgili Serhat da söyledi. Bu işin ikinci dalgası, üçüncü dalgası da olabilir. Yani bir fon oluşturma yönüne gidecek misiniz? Bir, bunu sormak isterim. Bir, yani bundan sonra... Fon. Evet, tabii ki yani bir fonumuz olsun. Yani bu kara günler için kullanabileceğimiz bir fonumuz olsun. Bunu sorayım bir. İkincisi, ülkemizde çok seçkin, çok değerli iş adamlarımız vardır. Bu iş adamlarımızın da çok güzel mevduatları vardır bankalarda. Mesela devlet olarak güneyde bu yaşandı daha önce. Yani kurema dedikleri kırpma olayı, yani 100 bin euronun üstündeki bütün paralara devlet el koydu. Bundan birkaç yıl önce. Şimdi bizde de belli bir sayıdan sonraki paralara el koyup da devlet bunu alıp
bunu bir borçlanma niyetini, yani biz iç piyasada ülkemizi kalkındırmak açısından işte bunu da biz bir yılda, iki yılda ödeyeceğiz deyip de insanlara bunu sezdirmeden devlet bir şeyler yapamaz mı? Yani çünkü gerçekten çok zor durumda olan insanlar vardı. Programın başında sevgili Serhat dedi ki memurun dışındaki diğer kesimler, yani özel sektör gerçekten çok zor günler yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Şimdi bu konuda isterim bir açıklama yaparsınız. Yani insanlarımızın sıkıntı yaşamaması açısından memur yine maaşını alacak ama özel sektör maaşını alamayacak. Buna bir cevap istiyorum. Yine bir de birkaç tane mesaj vardır. Bu arkadaşlarımın da mesajlarını okumak isterim. Çünkü onlar da bizleri takip ediyorlar. Sevgili İbrahim Kumcuoğlu, Yedi Dalga'dan kendisi bize bir mesaj gönderdi. Sayın Bakan, ben 2019 yılında Yedi Dalga Balıkçı Barınağı'na yaptım diyor. Para hazır dediler. Gece gündüz demeden çalıştık. Ve 10 Aralık'ta işi bitirdik diyor. Sağ olsun Sayın Başbakan ve Sayın Tarım Bakanı açılış da yaptılar. Açılışı da yaptılar barınağın. Ama diyor biz sigortalarımızda yatıramadık. 1500 liralık bir ödeneğe de kaldık ama hala daha paramızı alamadık diyor sevgili İbrahim Kumcuoğlu. Yine Emine Mülayim diyor ki iyi yayınlar Sayın Maliye Bakanımıza sormak isterim. Güneyde işleyip de bu durumda oturanlar için bugün bir duyum aldım. Burada bir miktar yardım verilecek dendi. Güneyde işleyip de işsiz kalanlar için diyor. Bir de bu soru vardı Sayın Bakanım. Ben de şunu söylemek istedim Sayın Harun Denizkan. Bu süreci atladıktan sonra Allah'ın izniyle sağlıkla hep çıktıktan sonra saçımızın teline inşallah bir zarara gelmez sevdiklerimizin de. Bankacılık sektörü bizim yegane sektörümüz olacak. Bütün turizmi tekrar şekillendirmenin, yüksek eğitimi tekrardan kurgulamanın, yani kısacası ülkedeki sektörlerin ayağa kalkmasında sağlam bir bankacılık sektörü bizim yegane temelimiz olacaktır. Burada bu hükümetin herhangi bir şekilde sizin dediğiniz noktada o mevduatlarla alakalı bir düşüncesi asla söz konusu değildir. Devlet bununla ilgili atacağı adımları hesaplamıştır. İşte bir an önce de bahsetmiştim. Bu süreç yaşandıktan sonra, Mayıs ayında takip edildikten sonra iç borçlanma noktasındaki ihtiyacımız asla mevduatlar üzerinden olmayacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Asla olmayacaktır. Bunun devamında Yedi Dalga'daki ilgili inşaatla alakalı 2020'ye ait TC finansmanı noktasında yapılıp da ödemesi ortaya çıkan bir ödemedir. Biz 14 Mart 2020 tarihinden önce yaklaşık 25 milyonluk bir kısmı TC finansmanıyla daha önce bizim hükümetimiz öncesinde yaptırılan ödeme günü gelen 2018'de 2019'a ait bütün ödemeleri yapmıştık Sayın Harun Deniz. Tamam. Yani 2019'dan yaptım. Bu ilgili barınağı da çok iyi çalışıyor. Ben de yılbaşından sonra Türkiye Cumhuriyeti ile işte geçen gün 2019 Covid bakın ödemesi 2 yılında hazırladık. 20 yılında şu ödemeyi bloke. Bu ödemesi Cumhuriyeti 19 o ilgili 2020 yılına ait yapmış olduğumuz protokol tahtinde altyapı ve yatırımlara ödenecek rakamlar içerisinde vardır Sayın Arun Denizkan. İşte bugünlerde sonuçlanacak olan çalışmadan sonra bu ödemenin yapılabilmesi söz konusu olacak mı? Rahatlıkla ifade etmek isterim. Bir de güneyde işleyip de bu konuda bizden yardım isteyen, destek isteyen vatandaşlarımıza bir şey söylemek isterim. Güneyde işleyenlerin birçoğu sigortalı Sayın Arun Denizkan. Sizlerin de bildiği gibi. Oradaki sigorta benim ailemden olanlar da var güneyde işleyip sigortalı olan. Oradaki sigortalar bu pandemi sürecinde güneyde işleyip de sigortalı olanlara destek veriyor. Aynen bizim burada olduğu gibi. Ama güneyde işleyip de gündelikçi olarak işleyip de herhangi bir sendikaya veya sigortaya üye olmayanlar için de biraz önce ifade ettiğim gibi o 3000 kişilik bir rakam var ya yaklaşık işte hem evet. Kuzeyde çalışan hem de güneyde çalışan bir yerlere kayıtlı olmayanların içerisinde yaklaşık 400 civarında arkadaşlar da bunlar güneyde işleyip de sigorta kapsamında kayıt olmayanlar. Bunlarla ilgili çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ulaşsınlar. Kayıtlı değilse kayıtlansınlar ki
herhangi bir ödeme yapılacağında da bu arkadaşlar da bundan faydalansın diye söylemek istiyorum. Evet. Bir de bana fon oluşturulan, bir de fon oluşturulan sormuş. Evet, fon. Onu söyleyeceğim. Bizim şu an fonlarımız var. İşte tasarruf mevduatı sigorta fonu var, İstihdamı Destek Merkezi'nin fonu var, kredi garanti fonu var, sigorta garanti fonu var. Yani bizim fonlarımız var Sayın Alimler İskan. Ama sizin dediğiniz birkaç gündür konuşulan bir şey bu. Evet, bu gibi süreçler bundan sonra yaşanacak diyor, diyelim Dünya Sağlık Örgütü. Her yıl karantina alala diyor, boğuşacaksınız. Yani bu pandemi süreçleri gibi değilse bile her yıl bu bulaşılar, bu karantina süreçleri artık dünyada yaşanacak diyor otoriteler. Ama bütçenizin yaklaşık %80'ini siz maaş ve maaş denkli ödemeler cari harcamalara ayırırken bunun içerisinde yaklaşık %22'lik bir kısmı bütçe açı olarak karşınızda duruyor. Bunun finans bankanı olmazsa o %22'lik kısmı bir türlü yerine koyamazsınız. Yıllardır bir konuşulma düşüncesi ön plana alınmadı ve her şey günlük kazanıp günlük yaşanmakla alakalı hareket noktasında bir şeyler üretmekle sadece baki kaldı. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu süreçte yaşanacaksa bu ülke artık sağlık fonu gibi, işte sığınak fonu gibi, ne bileyim işte adını ne korsanız koyun, o konuda pandemiyle alakalı sıkıntılarda, bulaşıyla alakalı sıkıntılarda, karantinayla alakalı sıkıntılarda bir şeyleri gündeme getirilmek adına bir fon uygulamasına gitmek zorundadır. Ben de aynısını düşünüyorum. Tabii ki ilk önce bir kabiliyetleriniz, bir ölçme hangi kaynakları yaratabilirsiniz de bunları yaratırken acaba yine birilerinin sırtına yük mü getireceksiniz? Bunu iyice bir düşünmek lazım ve belki de şansınızı zorlayarak ki bu noktada biz özellikle senin de bir önce belirttiğin gibi mevduat faiz istopajlarını yükselttik. Yani tüzel kişiliklere ait olan %12'yi 15'e çektik. Özel kişiye ait olan %10'u da 15'e çektik. Yani onlardan da bir kaynak yaratma adına bazı yasa gücü kararnameleri yürürlüğe koyduk ve mevduat faizlerinden alacak olan istopajları da belli bir düzenlemeler yaptık. Tabii bundan sonraki süreçlerde yine kendimizi bir gözden geçirip elimizdeki kaynakları tekrardan etüt edip neler yapılabileceğini bence senin dediğin gibi de değerlendirmek lazımdır diye düşünüyorum ama bence şu an için daha çok erken. İlk önce önümüzdeki bu süreci, hiç bilmediğimiz bu süreci bir yaşayalım diyoruz. Bir Mayıs ayını görelim. Mayıs ayından sonra da bu dediğimiz kalıcı tedbirleri almak için adımlar atalım diyoruz. Sayın Bakanım, ben çok kısa iki soru sormak istiyorum. Bir tanesi maske ithalatına limit var mı? Yani 50'lik paketlerden sadece 10.000 adet getirebiliriz diyor bir arkadaşım. Bu da 200 paket eder. Adada en az 300 eczane var. Kime neyi satacağız diye soruyor. Ve bu izin verilmeyecek diyor. İzin verilmeyecek denilen noktada TC Büyükelçiliği diye yazmış arkadaş. Çok ilgimi çekti. Var mıdır böyle bir durum? Yani gelecek olan maskelere sınırlama var mıdır? Bir diğer soru da Girne Belediyesi'ne gittik diyor vatandaş. Emlak vergisini ödeyeceğiz. Faiz uygulanacağını söylediler bize ödemememiz halinde. Uygulanacak mı emlak vergisine faiz yoksa 3 ay ertelemeli mi? Bu iki soruyu sormak istedim son olarak. Sayın Harun, Serhat, maskelere limit var mı derken maskelere bir kontrol var. Sağlık Bakanlığı'nın onayı alınmadı soru yazılı öngörüsü. Kimse tıbbi malzeme ithalatına gidemiyor. Benim bildiğim sadece 1 milyon adet maske geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın ithalat izni verdiği bir ticari işletmeye. Şahsen biliyorum. Çarşamba gün adaya geleceği noktasında bilgi geldi bana. Sordum, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış izniniz var mı? Evet dedi. Tabii ki bunlar limana geldiğinde gümrük dairesinin de ilgili izinler muhakkak varsa giriş yapabilecek kapasitedeki malzemelerdir. Ama emlak vergilerinin faiz uygulaması ile alakalı biz geçen gün yani daha
dün belediyeler birliği 2000 vatandaşlarımızın belediyelere olacak borçlarını ödemesiyle alakalı büyük bir faiz indirimine gidildi. Mali düzenleme yasası geçirildi. Bu konuda borçlarını ödemek isteyenlerin taksit yapılacak hem de gecikme zam verme faizlere indirim yapılacak. Bu öteleme olmamasıyla ilgili öngörüler ortaya kondu. Belediyelerin için bulunduğu sıkıntılı ortamda tahsilatların çok düştüğü bir ötelemem ilk önce öngörü var. İşte emlak vergileri ötelenebilir mi? Emlak vergilerini ötelerseniz, su paralarını toplamazsanız, devletin size verdiği kalkılan %25'lik kesinti söz konusu olursa belediyeler hayatını nasıl idam ettirecek Sayın Selahattin Cildi? Tabii ki çok önemli rakamlar değildir. Bu ülkenin Güney Kıbrıs'a baktığında ödediği emlak vergileri çok komikti Sayın Selahattin Cildi. Ki güneyde biliyorsunuz bedeller üzerinden alınıyor. Dünyada öyle bedeller üzerinden alınıyor emlak vergileri. Bunları da tartışmak lazım. Yani daha Gönyeli'de yeni açılan arsanın bedeli 89 bin pound. 89 bin poundluk arsanın içerisinde yapacağınız evin vergisi nereden baksanız arsayla birlikte yıllık 600 TL. Nereden baksanız o evin fiyatıyla birlikte yapacağınız evin fiyatı, arsanın fiyatı 200 bin pound. Bir bakın muadillerine. Ne kadar alırlar? Yıllık. Yani hal böyleyken zaten düşük olan vergilerine tamam anlıyoruz. Devleti güç çıkılmazsak çok emlak vergileri üzerinde faizli konuşursak ve bu faiz işlenecek diye belediyelere bu sıkışık dönemde gidip belki de çok komik oranlarda olan emlak vergilerini ödeme kalbiyle emlak vergilerinde çok şük tavsiye yapıyor belediyelerde. Suda olmayabilir ama emlak vergilerinde bu konuda biz tabii ki halkın da gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Yani dün daha konuştuk. Tabii ki bu konuda düzenleme isterse emlak vergisinin ödemelerle ilgili ötelemeler konusunda belediyeler birliğinin bir kararı olursa bizim de seve seve onlara yardım edeceğimizi mevzuatı uygulama noktasında yasa bütün kararnameyi geçirme noktasında da hareket geliştirebileceğimizi ben Sayın Birlik Başkanlarına ifade ettim. İnşallah tabii bu sıkıntılı dönemde en az zararla hem belediyeler hem de yaşayan insanlarımız, vatandaşlarımız çıkma şansını elde edebilirler. Evet, sorularımız bittiyse programı Sayın Bakan'a teşekkür edip bitirebiliriz. Çünkü sabahtan beri ben Sayın Bakan da meclisteydi. Yalnız şunu merak ediyorum Sayın Bakanım, program başladığından beri arkanızda bir Kıbrıs haritası var. Haritanın arkasındaki zemin nedir onu anlayamadım. Bakıyorum çizgilere. Gönyeli'nin haritasıdır. Gönyeli'nin yerleşme haritası. Gönyeli'yi sokak sokak takip ediyorum Sayın Dilek Kırıcı. Gönyeli benim memleketim, ülkem. Öyle. Asla Gönyeli'den beni ayrı düşünemezsiniz. Selahattin Cilli'ye ne kadar da gönyeli değil dese de biz Gönyeli eski futbolcular master kulübü Gönyeli hudutlar içerisinde yer alan ihtiyaçlı insanlara oluşan bu masterlık kulübü en azından bu noktada, bu safhada elimizden geldiği kadar bu safhada bir tuzumuz diye hazırlığında aynı gibi insanlarımıza, sevdiklerimize, bildiklerimize yardımcı olabilmenin koşullarını zorlayacağız. Biz de aynen eski Kıbrıslı Türk olarak ve bu konuda yapılması gereken her türlü toplumsal mücadele ve dayanışma ruhuyla atılması gereken adımları da atacağız. Eski bir Gönyeli olarak. Evet. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Neyse, bu konu başka bir günün konusu olsun. Yeni Kent ile Gönyeli arasında çok fark var Sayın Bakan. Sizi Gönyeli, eski bir Gönyeli olarak söylediklerinize katılıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. İyi akşamlar. Katıldığınız için. İyi akşamlar. Sevgili izleyenler, sevgili Harun ve Serhat'la Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'na sorularımızı yönelttik, sağ olsun. Bu saate kadar cevaplandırdı. Ciddi bir süreç yaşıyoruz. İnşallah Mayıs, Nisan ayının sonuna
bazı şeyler daha iyi olur. Tedbirli bir şekilde açılır toplum. Dışarıya çıkma şansını elde ederiz inşallah. Tabii ki inşallah. Yine sosyal mesafeye, temizliğimize, dezenfekteye dikkat ederek ve sektörler de yavaş yavaş açılır ve bu kötü senaryolar gerçekleşmez inşallah. Toplum yeniden birkaç ay içerisinde tüm sektörler kendine gelir diye düşünelim ve bu kötü senaryolar gerçekleşmez. Hepinize iyi geceler diliyoruz. İyi akşamlar. Yine İyi akşamlar. İyi akşamlar.